Bismillahirrahmanirrahim. Kitabül Vesaya. Bu kitap vasiyetler kitabıdır. Şimdi müsannif bu okuduğumuz kitabı kısım kısım elim üzerine teksim etmiş. Her bahse bir kitap demiş. Kitap içerisinde de ayrıca fasıllar var. Kitap demesi yani başlı başına müstakil bir eser değil. Bab manasına. Fakat burada müellif bablara kitap demiş. Ondan sonra da fasıl fasıl ayırmış. Şimdi bu buradan aşağı okuyacağımız bu vesiyetler bahsi. Vesiyet sağlığında vesiyet eder. Bir de hastalığında sonunda vesiyet eder. Sonra vesiyet ettiği vakıtta üçte birden az eder, üçte bir eder. Yarısını vesiyet eder, hepsini vesiyet eder. Bunların hükmünü beyan edecek. Yani şer'en ne miktar vesiyet etsin ki mesul kalmasın. Bâbu mâ yecûzu fîhil vesâye. Bu bab vesiyetlerin caiz oranını beyan eder. Minel emval mallardan. Mallardan hangi şeyi vesiyet etmek caizdir? Ve mâ yef'aluhul marîd fî maradihillezî yemûtu fîhî. Bir de bir adam hasteledi, o hasteliğinde de vefat etti. Ona marad-ı mevk derler. Yani soni ölümle neticelenen hastalık. Marazi mevütünde ne gibi şeyler işler? Hangisi caiz olur? Minel hibati hibelerden ve sedakat sedakelerden vel itak köle azat etmeden. Hangileri caiz olur, hangileri caiz olmaz? Şimdi babda bu. Ondan sonra fasla girdik. Haddesena Ali ibn Abdülala kâle haddesena Süfyan ibn Uyeyne ani Zühriye an Amir ibn Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu Amir'den. Birkaç oğlu vardı Hazreti Sa'd'ın. Bu Amir ismindeki oğlu rivayet ediyor. An ebihi babası Sa'd ibn Vakkas'tan. Kale Hazreti Sa'd buyurdular ki Marittu amel fethi. Mekke-i Mükerreme'nin fethi senesinde ben hasta oldum. O hastalığı Mekke'de oldu. Mekke'yi fethettiler. Orada hasta oldu. Hatta hastalığında üzüldü. Peygamber Efendimiz onu görmeye gittiğinde ya Resulallah ben Mekke'den Medine'ye hicret ettim. Benim cenazemin de Medine'de olmasını isterim. Halbuki burada hastalandım. Acaba ben Mekke'de mi kalacağım diye teessüf etmeye başladı. Resulullah Efendimiz dedi ki yok. Sen Mekke'de kalmayacaksın. İşte o hastalığında diyor ki ben hasta oldum. Maradan öyle bir hasta oldum ki eşfeytu minhu alel mevti. Eşfeytu demek yani yaklaştım minhu hastalıktan alel mevti ölüme. Öyle bir hasta oldum ki artık ölüm yaklaştı. Fe'etani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'uduni. Peygamber Efendimiz beni hasta görmeye geldi. Fekultu ya Resulullah. Hazreti Sa'd diyor ki ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e dedim ki inne li malen kesira. Ya Resulallah benim çok malım vardır. Ve leyse yerisuni illa ibneti. Bana varis olacak kimse yoktur illa bir kızım var. Bu vakitte oğlu yokmuş. Bir kızı varmış. Ama sonradan oğulları olmuş başka. Bu vakede olurken oğlu yokmuş dünyada. Yalnız kızı varmış. Benim malım çok, bir tek kızım var. Efe etesaddaku bimali kullihi. Ben malımın hepsini sedaka edeyim mi diye sordum. Kâle la sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok, malın hepsini tasadduk etme. Kâle Hazreti Sa'd dedi ki efe etesaddaku bi sulusey mali, malımın üçte ikisini sedaka edeyim mi ya Resulullah? Kâle la dedi ki yok. Kâle feşşetur ya Resulullah, yarısını sedaka edeyim mi? Kâle la yok, yarısını da sedaka etme. Kâle fessülüz, ya Resulallah, üçte birisini sedaka edeyim mi? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, vessülüsü kesir. Üçte bir de çoktur. Yani üçte bir caiz. Fazla tesadduk etme. Üçte bir de gene çoktur. Yani vereseye mal daha fazla bırak. İcabında vesiyet edersen üçte bir yahut da daha az. Şimdi bu vessülüsü kesir demesinden ulema iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki sülüsü yapmak caizdir. Bir kısmı da diyor ki hayır, caiz değildir. Bak Resulullah Efendimiz ne dedi? Sülüs de çoktur. Öyleyse bir adam vasiyet ederken üçte birden noksan vasiyet etsin. Kavlun birisi bu. Bir kısmı da diyor ki hayır, üçte bire kadar caiz.
Ama üçte birden biraz noksan ederse hadise daha muvafık olur. Üçte birden ziyade vesiyet eder, sadaka ederse bu iyi değil. Haddesena Fehd ibn Süleyman. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Bekir. Kale haddesena Hüseyin ibn Ali. En zâidete en Abdülmelik ibn Umeyr en Mus'ab ibn Sa'd. Bu da Hazreti Sa'd'ın diğer bir oğlu Mus'ab'den rivayet ediyor. An ebihi, o da babası Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan. Kale adeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sa'd ibn Vakkas dedi ki Resulullah Efendimiz beni hasta görmeye geldi. Fekultu usi bimali kullihi. Ya Resulallah, ben malımın hepsini vasiyet edeyim mi? Kale la. Resulullah Efendimiz dedi ki yok, malın hepsini vasiyet eyleme. Kultu fennis. Ya Resulallah, yarısını vasiyet edeyim mi? Kale la. Yok, yarısını da vasiyet etme dedi. Kultu fessulus. Üçte birisini vasiyet edeyim mi? Kale naam. Evet, üçte birisini sadaka et. Vessulusu kesir. O üçte bir de çoktur. Şimdi üçte bire naam dedi. Evet. Ona Resulullah Efendimiz razı oldu. Ona da çok dedi. İşte ihtilaf burada başlıyor. Naam dediğine göre üçte birisini vasiyet etmek caiz. Vessulusu kesir. Onun peşinde bunu dediğinden dolayı da ulemanın bir kısmı diyor ki hayır, üçte birinden biraz noksan etsin. Çünkü Peygamber Efendimiz üçte bir de çok dedi. Haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Bekrin kâle haddesena Muhammed ibn Fadlin an Atâ ibn Sa'id an Ebi Abdurrahman kâle Sa'dun. Sa'd ibn Vakkas dedi, bu senedi getirdi. Sümme zekere nehvehu. Aynen bu hadisi şerifi zikreyledi. Kâle Ebu Cafer, Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fetekellemen nâsu bin nas tekellüm etti. Firreculi, bir adam hakkında. Yani hüküm beyan ettiler. Tekellüm etti, konuştu. Ne konuştu? Yani hüküm beyan ettiler. Firreculi, bir adam hakkında. Hel yese'uhu, o adama vasi olur mu? Yani caiz olur mu? En yusiye bisülüsi malihi, üçte birisini vasiyet etmek ona vasi ve caiz olur mu? Ev yenbeği en yuksire an zalik. Yoksa üçte birden biraz noksan mı yapsın? Üçte biri vasiyet etsin mi? Yoksa biraz noksan mı yapsın üçte birden? Bunda nas dedikodu yaptılar. İhtilaf ettiler. Fekale kavmun. Bir cemaat dediler ki lehu, o adam için caizdir. En yusiye bisülüsi malihi kamilen. Malının üçte birisinin hepsini vasiyet etmek onun için caizdir dediler. Fîmâ ahabbe. Nereye vasiyet edecek? Nereye arzu ederse? Cihati hayırden hangi şeyi arzu ederse ona vasiyet eder. Fukaraya dağıtılsın, sebil yapılsın, yahut da talibi elimlere verilsin, yahut da cihada verilsin. Yani neye arzu ederse. O şey hakkında sülüsü malının hepsini vasiyet edebilir. Bima yecuzu fihil vesaya. Fakat ne sebebiyle, ne şeyle? Bima yecuzu fihil vesaya. Vasiyet caiz olan şeyler sebebiyle. Bir de vasiyet olmayan şeyler var. Yok, vasiyet caiz olan şeylerde vasiyet edebilir. Vasiyet caiz olmayan ne? Adam vasiyet ediyor ki öldükten sonra onun sülüsü maliyle bir heykel yapsınlar. Bu caiz olur mu? Olmaz. Yahut da vasiyet ediyor ki benim sülüsü malimi filan siyasi partiye versinler. Yahut da sülüsü malini vaktiyle meşhurdur. Bizzatlar işittim. Adam malını vasiyet etmiş Abdülhamid'in hal'ine. Malını vasiyet ediyor ki benim malım Abdülhamid'in hal'i yolunda sarf edilecek. Şimdi şeriat bir sülüsü malda vasiyeti tanıyor ama fakat o öyle bir hayır olacak ki sevap getirecek bir hayır olacak. Sevap getirecek değilse o hususta vasiyeti batildir. Vehteccu fi zalik. Bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bi ibahatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li Sa'din. Peygamber Efendimiz Sa'd ibn Ebi Vakkas'a mübah kıldı. Malın hepsini sedaka etmeye razı olmadı. Üçte ikisine razı olmadı. Yarısına razı olmadı. Sülüse razı oldu. Sülüse naam dedi. Naam dediğinden dediler ki bir adam malının üçte birinin hepsini vasiyet etse caizdir.
ki en yusiye bi sulusi malihi. Hazreti Sa'd'e neyi mübah kıldı? Malının üçte birisini, vasiyetini mübah kıldı. Ba'de men'ihi. Onu men ettikten sonra, Peygamber Efendimiz Sa'd ibn-i Vakkas'ı men ettikten sonra, neden men ettikten sonra? En yusiye. Orada min en demektir. En'den min hasfedilir. Min en yusiye. En yusiye bima huve ekseru min zalik. Sülüsten ziyade olan bir şeyin vasiyetini men ettikten sonra sülüsü mübah kıldı. Ala ma zekerna fi hadil asar. İşte şu yukarıdaki hadisi şeriflerde zikrettiğimiz veç üzerine. Delillerinin birisi bu. Malın üçte birinin hepsini vasiyet edebilir. İkinci bir delil daha. Ve bima haddesena Yunus ibn Abdilala. Bir de şu hadiste istidlal ettiler. Ki o hadisi İmam-ı Tahaviye Yunus ibn Abdilala rivayet ediyor. Ve Behr ibn Nasr. Bir de Behr ibn Nasr. Hulasa burada İmam-ı Tahavi iki zattan alıyor. Birisi Yunus, birisi Behr. Kala bunların her ikisi de dediler ki Haddesena Abdullah ibn Vehbi. Kala akhbereni Talhat ibn Amr el-Hadrami. An Atayn, an Ebi Hureyre'te kala, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnna Allah azze ve cel. Resulullah Efendimiz buyurdular ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ceale leküm sizin için kıldı. Sülüse emvalikum mallarınızın sülüsünü üçte biriniz kıldı. Ne vakit? Ahire e'marikum. Bu zarf olduğundan fi hasfedilmiş. Fi ahire e'marikum demek. Sizin ömürlerinizin sonunda malınızın üçte birisini kıldı. Ne kıldı? Ziyadeten fi amalikum. Emellerinizde ziyade kıldı. Yani sen yaşamışsın. O mali Cenab-ı Hak sana vermiş. O nimetten istifade etmişsen nihayet ölüm yatağına düşmüşsen artık ölüm geliyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına merhameten diyor ki sen bu maldan yedin içtin şimdi de artık ölüyorsun. Binaenaleyh malın üçte birisini yine ben sana verdim. Bu ni vücuhu hayra sarf et ki emelin ziyade olsun. Bu lütuf kimden? Allah-u Teala'dan. Şimdi Peygamber Efendimiz ben size bunu hükmü teşri ediyorum demiyor. Ya ne diyor? Allah-u Teala kıldı. Demek ki evet, ayetle vasiyet var. Ayetle var. Fakat sürüsü mali Resulullah Efendimiz beyan ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın emriyle beyan ediyor. İnne Allah Azze ve Celle. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri verdi bunu. Sülüsü mali, vücuhu hayre vermenizi, emellerinizde ziyade olunmasını son ömrünüzün ahırında Cenab-ı Hak bu nimeti size helal kıldı, verdi. Şu halde bu hadiste neyi beyan ediyor? Bir adam malının sülüsünü vasiyet edebilir. Ve halefen fi zalike aharun. Ulemadan başka bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki yenbeği lil musi vasiyet edene layıktır. En yuksire fi vasiyetihi vasiyetinde kısalda en sülüsü malihi sülüsü malından kısalda yani sülüs malının üçte birisinin hepsini vasiyet etmeye. Biraz aşağı indire. Biraz azını. Niçin? Ve kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurduğu için Es-sülüs ve sülüsü kesir. Malın yarısını vasiyet etme de üçte birisini vasiyet et. O üçte biri de çoktur. Hah dedi ya. Hazreti Sa'de Resulullah Efendimiz demedi mi? Üçte bir, üçte biri de çoktur. Üçte biri de çok olunca demek ya üçte bire kadar caiz değil. Üçte birden noksan olacak vasiyet. Bu ikinci zümrenin delili de bu. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَلِكَ Üçte birden noksan olsun vesiyet. Bu mesele hakkında rivayet olunan hadislerdendir. اَمَّنْ ذَهَبَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ Mütekaddiminden bu mezhebe zahip olanlardandır. Evet, zahip olanların delillerindendir ki مَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ İmam-ı Tahaviye Muhammed bin Huzeyme rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ قَالَ Urve ibn Zübeyr radıyallahu anh dedi ki Kâne ibn Abbas yekûl Abdullah ibn Abbas derdi ki İstaksirû an kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem İnnehu lekesir Peygamber Efendimiz üçte biri de çoktur dediğinden siz biraz vesiyeti üçte birden noksan yapın.
Abdullah ibn Zübeyr Müslümanlara böyle fetva verilmiş. Peygamber Efendimiz 1/3 vesiyet çoktur. Siz vesiyet edersinizse 1/3 de noksan yapın. Şu anda ulema-i mütekeddiminden yani ashabtan bak Abdullah ibn Abbas da böyle fetva vermiş. Abdullah ibn Abbas. Kâne ibn Abbas. Urvetü ibn Zübeyr Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Rivayet eden Urvetü ibn Zübeyr. Ama fetva veren Abdullah ibn Abbas. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن بكير بن عبد الله قال أقصيت أبي حميد بن عبد الرحمن الحميري قال بن diyor ki بكير بن عبد الله أبي حميد بن عبد الرحمن'dan işittim yani ona iyi kulak verdim قال ما كنت لأقبل ben kabul eder olmadım vesiyete racülün bir adamın vesiyetini ki lehu veled. Onun veledi vardır. Neyi kabul eder olmadım? Yusi bir sülüs. Adamın evladı var, çocuğu var da sülüsünü vesiyet eder ben bunu kabul eder olmadım. Şimdi burada aksaytu diye satınan gelmiş ama Allah-u Alem bu akdeytu, datınan olacak. Bu zat hakimim, kadiymiş. Ondan da gitmiş hüküm istemiş. Akdeytu olacak. Ben bundan gada istedim ki yani sen kadi olarak hüküm verir misin bir adam üst sülüsü malını vesiyet ederken kadının huzurunda götürüp tescil edecek. Veyahut da iki şahidin huzurunda bu vesiyeti yapacak. O vesiyeti tenfiz etmek için birisini vasi tayin edecek. O vesiyeti de kadi selahiyet verecek tenfizine. Böyle bir mesele olunca gelir senin huzuruna çıkarsa sen kadı olarak bunu kabul eder misin diye sormuş. O da demiş ki hayır, sorarım. Çocuğu varsa bunun vesiyetini ben kabul etmem. Niye? Varisi daha evladır. Bak varisi tercih ediyor bu zat. Madem bunun evladı vardır, öyleyse mal evladına kalsın. Sağ ol onda hayrat ne yaparsa yapsın mal kendisindir. Ama öleceği vakitte bu sefer vesiyet ediyor ki vereseyi mehrum edecek. Ben bunu kabul etmem. Yani buna benzer bir vakayı söyleyeyim. Erzurum'da zengin bir adam hasta olmuş. Artık ümidi hayattan kesilmiş. Vesiyet etmiş oğlum demiş. Ben öldükten sonra şu odada serili güzel bir hali var ya gördün ya işte odada. Bunu camiye ben vesiyet ediyorum. Ben öldükten sonra camiye götürün. Peki baba diyor. Baş üzerine senin vesiyetin diyor. Vesiyet tamam mı? Tamam. Şahitler siz de şahit olun. Bak babam vesiyet etti bu. Halil camiye vesiyet etti. Evet şahidiz diyor. Hemen oğlu kalkıyor. Halil'i toplamaya başlıyor. Babası diyor ki ne yapıyorsun? Vesiyet ettin ya şimdi götüreyim camiye sereyim. Yok oğlum demiş. Ben öldükten sonra. Yok baba demiş. Öldükten sonra mal benimdir vermem. Şimdi verirsense şimdi götüreyim sereyim. Ama sen öldükten sonra mal benim vermem. Ha, şimdi bak yani dünya temayı vesiyet ediyor ama gene kendi sağlığını da Halil'i gönderemiyor. Ya kendi ölecek de artık gözü dünyadan yumulacak da görmeyecek de o Halil'i götürecekler. Yok daha sen sevap istiyorsunsa kendi gözün görerek Halil'i yolla ki sevabı daha çok olsun. Onun için bu kadı da bu kabilde madem veresesi var, veresenin gözü kalır. Sağlığında hayratı yapsın. Ama vesiyet edecek, kendi ölüp gidecek. Ondan sonra veresenin malında müştebirisini alacaklar, götürüp hayrat edecekler. Bu kadı demiş ki ben bunu kabul etmem. Veresesi olmasa zararı yok. Madem veresesi vardır, onun vesiyetini kabul etmem demiş. Fakat şer'an hakkıdır yine. Yani bu böyle ama şer'an hakkıdır. Fakat bunlar diyorlar ki 1/3 vasıl olmaya. 1/3 az olan. Bu cümlenin delili de bu. حدثنا محمد بن خزيمة ونقدم فمن الحجة لأهل المقالة الأولى peki sülüsü mali vesiyet etmek caizdir hepsini bunların hüccetlerindendir على أهل هذه المقالة işte bir caiz değildir azını vesiyet etsin diyenlerin aleyhine أن الوصية بالسلس sülüsü vesiyet etmek malının 1/3 hepsini vesiyet etmek لَوْ كَانَتْ جَوْرًا اَكَرْ ظُلُمْ olmuş olsaydı اِذَنْ لَاَنْكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَلِكَ Peygamber Efendimiz bunu inkar ederdi Hazreti Sa'de.
Siz diyorsunuz ki üçte bir caiz değil. Niye caiz değil? Eğer caiz olmasa ne olur? Zulüm olur. Hüdudu tecavüz eden zalim olur. Siz diyorsunuz ki üçte birden az olsun. Had bu. Biz de diyoruz ki hayır. Eğer had bu olmuş olsaydı Resulullah Efendimiz Sa'd ibn Ebi Vakkas'a üçte birisini vasiyet edeceğim dediğinde naam dedi. Evet. Vasiyet et demezdi ona. Ve lekâle lehu Hazreti Sa'da derdi ki aksir ani sülüs. Sülüsten hafiflet biraz yine aşağı derdi. Demedi. Felemmâ tereke zalik Hazreti Sa'da sülüsten aşağı yap diye emretmedi. Bu emri terk etti. Kâne kad ebâhehu iyyâh. Öyleyse sülüsün malum vasiyetini mübah kıldı Hazreti Sa'da. Bir de bu delil oluyor. Üçte birisinin hepsini vasiyet etmek caizdir diyenlerin delili bu. Ve fî zâlike işte bunda olucudur. Sübûtu mâ zehebe ileyhi ehlül mekâletil ûlâ. Birinci mezhebe zahip olanların evet mezheplerinin sübûtu olucudur. Ve mimmen zehebe ile zâlik. İşte bu kavle zahip olanlardandır ki sülüsü malının hepsini vasiyet etmek caizdir diyenlerdendir. Kim? Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimehumullah. Bu üç imam da bu kavle sahip olmuşturlar. Bir adam malının üçte birisini vasiyet ederse günahkar olmaz. Ama biraz noksan ederse daha iyi. Ama vasiyet ederse zalim değildir. Vereselerine zulmetmemiştir. Yok, üçte birisini tecavüz ederse o caiz değil. Vakıtta vereselerine zulmetmiştir. ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعْدَ هَذَا. Bu meseleyi öğrendik ya. Bundan sonra nas gene ihtilaf eylediler. فِي هِبَاتِ الْمَر۪يدِ وَسَدَقَاتِهِ. Bu vasiyet idi. Bir de var ki hibe veriyor. Evet. Yahut da sedaka veriyor. اِذَا مَاتَ ف۪ي مَرَدِهِ ذَٰلِكِ. O hastalığında vefat etti, kalkmadı. Hasteydi. O hastalığında birisine mal bağışladı. Yahut da birisine mal sedaka verdi. Vasiyet değil. Sedaka veriyor. Haste haste malını bağışlıyor. Ona buna sedaka ediyor. Bunda da ihtilaf ettiler. Caiz midir, değil midir? Şimdi vasiyeti öğrendik. Vasiyet hastalıkta caiz. Marazi mevtünde vasiyet üçte bire kadar caiz. Bu bitti. Ya sadaka? Adam evini yahut tarlasını birisine bağışladı. Öteki adamı da aldı. Yahut da sedaka verdi. Birisine para, bir şey sedaka verdi. O adam da aldı. O hastalıktan da kalkmadı, öldü. Bunun hakkında ne diyeceğiz? Bu caiz midir, değil midir? Fekâle kavmun, ulemadan bir kısım dediler ki, ve hum ekserül ulema. Ulemanın ekserisi de işte bu zümredendir. Hiye mines sülüsü kesairil vesaire. Diğer vasiyetler gibi bu sülüsten çıkar. Yani o adam hibe yapmışsa, yahut da sedeke vermişse ve o hastalığında da ölmüşse sülüsün malını hesap ederler. Sülüsün malından o hibe, o sedeke diğer vesiyetleri gibi tenfiz edilir, çıkar. Eğer sülüsün mali kifayet ederse. Etmese bir şey yok zaten. Ve mimmen zehebe ila zalik. İşte bu kavle zahip olanlardandır. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullah ta'ala. Bu içimde buna zahip olmuşturlar ki adam diyelim ki ve ondan sonra birisine de dedi ki filan dükkanım sana olsun, hibe etti. Birisine de sedaka verdi. Adam bir müddet sonra da o hastalıktan kalkmadı, öldü. Ne olacak? Şimdi o sülüsün malını nazir kimse der ki bu camiye verilmiştir. Ben kimseye vermem. Öteki gelir der ki ya bana da bağış yapmıştı. Öteki der ki bana da sedaka vermişti. İhtilafa düşerler. Bu ihtilaf nasıl halledilecek? Yani bu kavle sahip olanlar diyor ki bunların hepsi vasiyetine öndendir. Vasiyet de sülüsü malında müteberdir. Bu adamın sülüsü malını alırız. O vasiyetlere hisselerine göre teksim ederiz. Evet, hisselerine göre evvela mesela sülüsü malının hepsi camiye dediği gibi bu defa müteber olmaz. Bu adamın hediyesini alacağız. Ötekisinin sedikasını alacağız. Onları çıkacağız, geriye kalanını da camiye vereceğiz. Yok, eğer bir miktar para beyan etmişse şuna 11 riyal verilecek, şuna 5000 riyal verilecek, şuna 1000 riyal verilecek derse, o paranın miktarına göre sülüsü mali teksim edilir. Bu
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed bu kavle sahip oldular. Ve kâlet firkatun, diğer bir kısım da dediler ki ulemanın azı. Huve min cemî'el mal. Yok, sülüsü malından değildir. Sülüsü malı o adam vasiyet etti. Neye? Camiye. O onundur. Ya bu hibesi, sadakası o diğer malından çıkar. Sülüsü malından değildir dediler. Ke ef'alihi ve huve sahih. O adam sağ iken nasıl istediği gibi tasarruf ederdi, onun gibidir. O sülüsü malı o ayrıca. Onu vasiyet etmiş ama bu hibesi, bir adam sağlam olduğu vakitte, hasta değil de sağ olduğu vakitte nasıl istediğine verirdi, sadaka verirdi, bahşiş verirdi, aynen o da onun gibidir. وَهَذَا قَوْلٌ, bu bir kavuldur ki لَمْ نَعْلَمْ اَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّم۪ينَ قَالَهُ, ulema-i mütekaddiminden bu kavle sahip olan, bu sözü söyleyen bir adam bilmiyoruz. Yani bunu kimse kulak, buna kulak asmadı ve bu kavli almadılar. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, bu kitabımızda yukarıda geçen ibarelerde biz rivayet eyledik. En Aişe'te radıyallahu anh Hazreti Aişe'den rivayet eyledik ki enneha kalet. Hazreti Aişe buyurdular ki yukarıda geçmişti. Nehaleni Ebu Bekir'in. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Aişe diyor ki bana nehl olarak vermişti. Yani sadaka olarak vermişti. Cüdâde işşîne veseqen min mâlihi bil âliye. Âliye'de Hazreti Ebu Bekir'in bahçesi var idi. Ona vesiyet etmişti ki bunun getirdiği hurmadan 20 vasak Ayşe'ye hastır. Hazreti Ayşe'ye verirdi bunu. Felemma marida. Vakti ki Hazreti Ebu Bekir hasta oldu. Kale li, Hazreti Ayşe diyor ki Ebu Bekir bana dedi ki inni kuntu nahaltuki cüdâde işşîne vasakan min mâli bil aliye. Ya Ayşe, ben Aliye'deki bahçemin hurmasından sene 20 vasak bahşetmiştim. Bunu veriyordum. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَحُسْتِهِ, eğer sen onu aldın ise, onu zimmetine geçirdin ise, كَانَ لَكِ, evvelden bunu alıyordun. Ben bunu vermiştim. Sen de bunu koparıp gelen maldan 20 vesak alıyordun ve senin malın oluyordu. Ha. Evet. Felevkündü, evet. Yani bir de var ki ben ölmezden evvelden alıyordu. Ben ölmezden evvel o mal gelir de felevkündü, sen oldun ise, cedettihi, ben ölmezden evvel o mal sana geldiyse ve hüstihi, onu da kendi havzana aldınsa, tahdit tasarrufunu aldınsa, o vakit de senindir. Kanelek. Çünkü ben ölmeden evvel bu olduğundan bu mal senindir. وَاِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِسٍ, fakat ben ölürsemse o verese mali olur. Bugün ben verese malini olarak da söylüyorum. فَاَكْتَسِمُوهُ بَيْنَكُمْ, siz onu vereselerle aranızda teksim edin. عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah'ın kitabı üzerine. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da nasıl beyan etmiş? وَلِي زَكَرِ مِسْلُ حَزِّ الْمُسَيِّينَ, o şekilde oğlan kardeşlerim var, kız kardeşlerim var, aranızı teksim edin. Hatta orada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bir kerameti de var. Dedi ki senin iki kardeşin, iki bacın var dedi, teksim edin. Hazreti Ayşe dedi ki ya benim iki kardeşim var, bir bacım var. İki bacı nerede? Bacısı kimdi Hazreti Ayşe'nin? Hazreti Esma. Bir oydu daha birisine. Dedi ki Hazreti Ebu Bekir'in başka bir ailesi vardı. Hazreti Ayşe'nin anası değil. Yeni aldığı bir aile. Bu ailemin karnındakinin kız olduğunu ben zannediyorum. Bu da Hazreti Ebu Bekir'in kerameti. Bir adam erhamda olan, bişrehamda olan kimse bilmez. Fakat Allah-u Teala bildirirse bilir. Hani beş şey vardır ki onu Allah-u Teala kimseye bildirmemiş. Birisi de rahimlerde olan. Hazreti Ebu Bekir bunu niye söyledi? Hazreti Ebu Bekir müstakille mi bunu bildi? Yani Allah-u Teala bildirmeden mi bildi? Yok. Allah-u Teala ona bildirdi ki bu doğacak kızdır. Onun için o da daha doğmadan söyledi. Ve iki bardaş, iki bacı oldular. Ve Allah'ın kitabı üzerine de umarı böldüler. Fe'ahber Ebu Bekir'in Siddik radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir haber verdi ki
أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته. Eğer ben ölmeden bu mal gelir, sen bu mali alırsan sen buna malik oldun. Ve ceale zalike gayre caiz. Bunu caiz kılmadı. Kema la tecuzul vesiyyetu leha. Vesiyet caiz olur gibi kılmadı. Çünkü Hazreti Ayşe'ye vesiyet olarak değil, sadaka olarak veriyordu. Ben ölmeden evvel alırsan senin milkindir ama ben öldükten sonra bu olmaz. Teksim edeceksiniz bak. Diğer vasiyetler gibi olmadı bu. Ve lem tunkir zalike Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe de bunu inkar etmedi. Ve la sair ve ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın diğeri de bunu inkar etmediler. Peki burada Hazreti Ebu Bekir niye böyle yaptı? Hatta bir hadisin tamamında diyor ki Hazreti Aişe diyor ki evlatlarımın içerisinde senden fazla ben kimseyi sevmem. Ve senin de zengin olmanı hepsinden daha fazla arzu ederim. Senin fakir, muhtaç olmanı istemem. Ben onun için bu 28 sene veriyordum. Fakat şimdi mirasa koy, miras gibi teksim edin. Niçin böyle dedi? Onu vasiyet etseydi, vasiyeti caiz değil miydi? Sülüsü malından caiz olur muydu, olmaz mıydı? Aynen. He? Caiz olur. Olmazdı. Niye olmazdı? Niye bilmiyor musunuz? Yani daha vasiyet eli varis. Varise vasiyet olmaz. Yani bak orada beyan etmiyor. Olmaz. Hazreti Ebu Bekir biliyor ki ben bu vasiyeti yapsam şer'en caiz değil. Peygamber Efendimiz'in de hiledi ki la vasiyet eli varis. Varise vasiyet olmaz. Yani vasiyet varis ki Hazreti Ayşe varis oluyor. Ölünce al deyince hayatında veremez mi? Hayatında vermiyor. Hayatında değil. Vasiyete ithal etseydi olmaz mıydı diyorum. Vasiyet de varise vasiyet olmaz. Onun için ne dedi? Dedi ki ben bunu sana sadaka olarak veriyorum. Ben ölmezden evvel yine gelirse al. Senin mülkündür. Ben öldüm mü miras neyse o şekilde teksim et. Vasiyet etmedi çünkü varise vasiyet olmaz. Onun için Hazreti Ayşe de bunu biliyor. O da inkar etmedi ve onu miras olarak ettiler. Peki sağlığında verdiği bak şimdi burada ne çıkıyor? Sağlığında ben ölmezden evvel mal gelirse al. O senin mülkündür. Niye? Ölmezden evvel verdiği sahihtir. Ama öldükten sonra vesiyete giriyor. Vesiyet varisi olmaz. Fedelle zalik bu delalet etti ki enne mezhebehum cemiyan ulemanın hepsinin mezhebi yahut eshabın hepsinin mezhebi fihi bu meselede kâlim ise mezhebi Hazreti Ebubekir'in mezhebi gibi. Yani sahabeden kimse de inkar etmedi. Ne Hazreti Ayşe'ye itiraz etti ne de eshabdan birisi kalktı Hazreti Ebubekir'e itiraz etti. Kabul ettiler, etmediler. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ eğer olmasaydı لِمَنْ ذَهَبَ اِلَى مَا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz bu kavle sahip olanlar için olmasaydı مِنَ الْحُجَّةِ delilden لِقَوْلِهِمْ kavullerine اَلَّذِي ذَهَبُوا اِلَيْهِ sahip oldukları kavle delil olmasa ki sülüsü malında vesiyet caizdir. Evet. Yukarısı eğer vesiyet varsa, hasteliğinde hibe sadaka vermişse bunlar da sülüsü mala dahildir. Bu iddiayı yapanların hiçbir hücceti olmasa da illa ma fi hadel hadis, illa bu hadiste olan delil olsa bu kafidir. İlla ma fi hadel hadis ve ma tereke ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de ashab-ı kiramın terk etmesi minel inkari fi zalike la Abi Bekir'in Hazreti Ebu Bekir bunu söyledi ve sahabe-i kiram da itiraz etmediler. Hazreti Ebu Bekir'in sözünü hal üzerine terk eylediler. Yalnız bu olsa lekâne fîhî işte bunda olur. A'uzeme hüccet. En büyük hüccet işte. Yani başka hiçbir şey olmasa bu kafidir. Ve kad ruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Peygamber Efendimiz'den de rivayet olundu. Mâ yedullâ alâ zâlike eydâ. Buna delalet eden bir hadis rivayet olundu. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زازان عن الحسن عن إمران بن حسين أن رجلا رسول الله فندمس دن رواية دن إمران بن حسين diyor ki bir adam أعتك ستة أعبد له عند الموت ölüm vaktinde 6 kölesini azat etti ki لا مال له غيرهم onlardan başka da o adamın mali yoktu. Hep bütün mali 6 tane kölesi var imiş. Marazi mevtünde öleceği vakitte bunların hepsini azat etmiş. Hüküm nasıl oldu?
İmran İbni Hüseyin diyor ki فَاَقْرَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَهُ Peygamber Efendimiz Kur'an attı aralarında. فَاَتَقَ اِثْنَيْنْ وَاَرَقْتَ اَرْبَعَ İkisini azat etti, dördüsünü de kölelike icra etti. Niye? Sülüsü mal. İşte vesiyette sülüsü maldır. Altı köleden ikisi azat olur. Dördü azat olmaz. E hangisi? Onu da beyan etmemiş. O vakitte Kur'an attı. Kur'an o az itik hangisini isabet ettiyse o azad oldu, ötekiler azad olmadı. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Revhü ibn-i Ubâde kâle haddesena Sa'id ibn-i Ebi Arûbe en Katâde anil Hasan en İmran anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yani İmran ibn-i Hüseyin'den bu hadisi şerifi başka bir tarikle daha rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn-i Hüseyme kâle haddesena Haccar kâle haddesena Hammad kâle haddesena Atâvul Khurasani عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن إمران بن حسين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن تابعين 3 zattan rivayet ediliyor. سعيد بن المسيب'ten Ata rivayet ediyor. محمد بن سيرين'den Eyyub rivayet ediyor. Hasan-ı Basri'den Simak bin Harb rivayet. Simak bin Harb, Hamid, Katade bunlar rivayet ediyor. عن İmran بن حسين onlar da İmran بن حسين'den فَذَكَرَ مِسْلَهُ Aynen bunu zikretti ki bir adam altı köleyi azat etti. Altı kölenin hepsinin azat edilmesini Peygamber Efendimiz tecviz etmedi. Bu adamın selahiyeti sülüste var. Altı kölenin ikisi azat olur sülüsü maldan, dördü vereselerin malıdır. Fakat o iki kişiyi tayin etmek için de isim olmadığından, kendisi beyan etmediğinden Resulullah Efendimiz Kura attı. Kura ile ikisini azat etti, dördünü vereseye verdi. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث شريف إمام التحاوي başka bir senetle daha rivayet ediyor. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم işte Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم قد جعل الإتاق في المرض hastalıktaki köle azat etmeyi kıldı, mine sülüsü sülüsten kıldı. فَكَذَٰلِكَ الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتِ Hibeler, sadakalar da böyledir, sülüsten tenfiz edilir. Hulasa, bir adam marazi mevtünde sülüsü malını vasiyet edebilir. Sadaka, hibe, onlar da sülüsü maldan tenfiz edilir. Malın hepsinden değil. Yok, sülüsü mali başka, bu hibeler, sadakeler de malın diğer kalan kısmından tenfiz edilir diyenlerin kavli mercuh, o metruk, kimse ona fetva vermemiş. Bunların hepsi sülüsü mala girer, gerisi varaselerindir. وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْدُ مَنْ ذَهَبَ اِلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ اِذَا Bu makaleye zahip olanların bazıları ihticac etti, delil getirdiler. Neyi? بحديث الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه إمام الزهري عامر بن سعد وده حضرة سعد روايته لديك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم أفندمز عاده في مرضه خستلين دون زيارته لدي فقال حضرة سعد لديك أتصدق بمال كله يا رسول الله بم مال من هبسني صدق إديم مي أأتصدق ورده همتن برساس فدرمش فقال لا hepsini sadaka etme hatta raddehu ila sulus hatta sülüse indirdi Peygamber Efendimiz sonra 3'te 2'sini sadaka edeyim mi yok yarısını sadaka edeyim mi yok 3'te 1'isini sadaka edeyim mi evet 3'te 1'isi o da çoktur buyurdu. Ela ma kad zekerna fi evvel hazel ve bu babın evvelinde bu hadisi şerifi zikreyledik. İşte bunu da delil getirdiler ki bir adam marazi mevtünde vasiyet ederse sülüsü malından tenfiz edilir. Malın hepsinden değil. Yani o adamın başka vasiyetleri de olursa vasiyetler toplanılır. Hepsi sülüsü mali kifayet ederse onlar tenfiz edilir. Yok. Kafi olmazsa 3'te 2'sine geçilmez. 3'te 1'sinden vasiyetler kendi miktarlarınca hesapça el evvel fel evvel tenfiz edilir. Gerisi beytun şeyin kalır. Vereselere kalır. Vereseler tecviz ederlerse olur, etmezlerse olmaz. Ha, bir firkada dediler ki hayır, malın hepsinden tenfiz edilir. Vasiyet. O sülüsü mali başka.
sülüsü mali o öldükten sonra. Ya beriki verdi ki hastalığında vermiş olduğu sedekeler esas ihtilaf orada. Hastalığında vesiyetinden başka hastalığında hediyeler vermiş, sedekeler vermiş. Bunlar da sülüsü malından mı olur, malın hepsinden mi olur? Birinci zümre dedi ki sülüsü malından olur, ikinci zümre malın hepsinden olur dediler. Birinci zümre dediler ki işte bak Amir İbni Sa'd'ın hadisi bize delildir ki sülüsü malından olur. Yani vasiyet sülüsü maldan olduğu gibi marazi mevütte olan hibeler, sedekeler sülüsü maldan olur. قَالَ فَفِي هَذَا الْحَد۪يسِ Bu zümre dediler ki bu hadisi şerifte olucudur. اَنَّهُ قَدْ جَعَلَ صَدَقَتَهُ Hazreti Sa'd sedekesini kıldı fi maradihi marazında kıldı. Hastalığında mine sülüsü sülüsten kıldı. Hastalığında o sadakayı sülüsten kıldı. Ne gibi? كَوَسَاءَهُ مِنَ السُّلُسِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ Bir adam öldükten sonra vesiyet eder ki ben öldükten sonra şöyle şöyle yapım yapın diye nasıl vesiyet ederse onun gibi daha sağlığındaki vereceği sedekeyi de öyle yaptı. Çünkü burada Hazreti Sa'd ben öldükten sonra bunu yapın demedi. Hemen sedeke edecek. O ölmeden evvel edecek. O öldükten sonra herkesin sülüsü maldaki vasiyeti müteber. Ona kimsenin itirazı yok. Fakat sağlığında daha ölmeden sedeke verirse bu o öldükten sonraki sülüsü malın içine mi ithal edilecek yoksa diğer malından mı infaz edilecek ihtilaf burada. Şimdi burada delil getirdi ki hayır sülüsü maldandır. Bütün maldan değildir. Ve yedhulü li muhalifihi aleyhi. Şimdi burada diyor ki İmam-ı Tahavi bunların muhalifine bütün malından verilir diyenlerin lehine gelir, dahil olur. Aleyhi, bu birinci makale sahiplerinin aleyhine ki enne Mus'ab ibn Sa'd'in revâ hâzel hadis. Öteki zümre diyorlar ki siz bu hadisi delil getirdiniz ama onun kardeşi Mus'ab'ın rivayeti var. Hani ebihi, babası Hazreti Sa'd'den ki enne su'alehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en zâlik. Hazreti Sa'd Peygamber Efendimiz'e sordu ki ben malimi sedeke edeceğim. Dedi ya bunun suali اِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوَسِيَّةِ بِالصَّدَكَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ Öldükten sonra bir vasiyeti yapacaktı, öldükten sonra tenfiz edilmeye işte bu oydu. Biz siz bunu ölümden evvel sadaka edeceğim diye iddia ediyorsunuz. Yok. Resulullah Efendimiz'den sonra, Resulullah Efendimiz'e sordu o ölümden sonra yapacağı sadakaydı ki bu sülüs zaten, sülüse dahil olur. عَلَى مَا ذَكَرْنَا Evet. Ala ma zekerna anhu fi evveli hazel bab. Bu babda Hazreti Sa'd'den gelen rivayette sedeke edecek. Siz bunu ölmeden evvel sedeke edecek diye anlıyorsunuz. Halbuki Hazreti Musab'ın rivayetinde hayır, öldükten sonra yapacağı vasiyet idi. Öyleyse ölmeden evvel yapacağı sedeke sülüsü mala tesir etmez. Diğer malından olacak. Feleyse mehtecce huve bihi. Öyleyse bu Amir'in, Hazreti Amir'in babasından rivayet etmiş olduğu rivayet olmadı. Min hadisi Amir, o da Amir'in hadisinden Hazreti Amir rivayet etti ya babasından. Bununla ihticac edenlerin ihticacı olmadı. Be evla, daha evla olmadı. Min mehtecce bihi aleyhi muhalifu min hadisi Mus'ab. Onun muhalifi Mus'ab'ın rivayetinden getirdi delil. Öyleyse iki kardeş iki rivayet eylediler. Amir'in rivayeti bir de Mus'ab'ın rivayeti. Siz Amir'in rivayetini tercih ediyorsunuz. Mus'ab'ın rivayetini mercuh biliyorsunuz. Tercih edecek sebep yok. Neden bu ondan evla olsun? İkisi aynı derecededir. Siz evla kılmanın esbabı tercihi olacak. Esbabı tercih yok. Öyleyse bu iki zümre müsavi kalıyor. Evet. Bir adam ölmezden evvel hastalığında sedeke veriyor. Hibe veriyor ama ölmemiş. Bu bütün malından mı olur yoksa sülüsü malına mı dahil olur? Bu ihtilaf kaldı böylece. Sümme tekellemen nasu ba'dahada. Bundan sonra nas ihtilaf ettiler. Fî men a'teke sittete a'budin lehu. O ya değil. A'budin lehu inde mevtihi. Ölüm vaktinde 6 kölesini azat etti. Öyle 6 köleyi azat etmek ki evet.
La male lehu gayruhum. O altı köleden başka da mali yok. Eğer mali varsa o altı köle sürüsü maldan tevhiz edilir. Hayır, bunun başka mali yok. Bütün malını sedeke etmiş oldu. Fe ebel veresetü en yücizu. Vereseler de bunu tecviz etmediler, riba ettiler. Biz buna razı değiliz dediler. Çünkü vereseler razı olursa olur. Babamızın malını istemiyoruz. Madem vesiyet etmiş, kabul ettik derlerse onların hakkıdır. Vesiyet tenfiz edilir. Yok. Verese ben vermem. Babamın öldükten sonra üçte bir hakkı var. Diğeri bizimdir. Vermiyoruz derlerse. فَقَالَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısım dediler ki يُعْتَكُ مِنْهُمْ سُلُسُهُمْ Onların üçte biri azat edilir. Her birisinin üçte biri. وَيَسْعَوْنَ فِي مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ Kıymetlerinden üçte ikileri kaldı. O kalan üçte ikileri için de çalışırlar, öderler, sa'y ederler. وَمِمَّنْ قَالَ ذَٰلِكَ اَبُوْ حَن۪يفَ وَاَبُوْ يُسُفَ مُحَمَّدٌ رَحِيمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu üç imam böyle dedi. Altı kölenin her birisinin üçte biri azat olmuş. Kalır her kölenin üçte ikisi. Mesela her kölenin kıymeti 30.000 olsa, üçte birisi affedilmiş, 10.000'i affedilmiş. Kalmış 20.000'i. İlk 20.000'i de, şey derler, öderler. O köleye müsaade ederler. O gider, çalışır, kazanır, getirir, onu öder. Yani borçlu. Ama kölenin kendisi hür olmuş. Ve kâle âkharûn. Ulemanın bir kısmında dediler ki, yu'teku minhum sulusuhum. Onların, o altının üçte biri yatak edilir. وَيَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ Onun üçte biri iki tane eder. İkisi azat edilir. Vakit kalan dört de olur. رَقِيْقًا لِوَرَسَتِ الْمُعَتِقِ Azat edenin köleleri olur. Vereselerin hakkı olur. Bu da ikinci bir kavul. Evet. Peki, onlarınki yu'teku minhum sulusuhum. Onların sulusu azat edilir. Bu nasıl tespit edilecek? Ve yekunu ma baqiya minhum raqiqan li varasati'l mu'tik. Ha, sulusu ki oraya bir ibare lazım. Sulusu kulli vahidin minhum. O güzel olur. Ey sulusu kulli vahidin minhum. Onların her birisinin üçü azat oldu. Oldu ama diğeri, üçte ikisi yukarıda İmam-ı Azam'ın kavline göre o adam hür oldu. Gider, çalışır, kazanır. Kıymetini getirir, o vereselere öder. Bunlar da diyorlar ki bu ikinci kavul hayır. Köle olarak kalır. Bu adam bir gün hürdür, kendisine çalışır. İki günde efendisinin vereselerine çalışır. Yahut da eğer onu kazanıyorsa bir gün çalıştığı kendisinindir, iki gün çalıştığı da vereselerindir. Yani onlar hür olamazlar. Bunların dediği de bu. Üçte birisi hür, üçte ikisi de ötekilerin milkinde. Her birisinin böyle. Ve kâle âkharûn, üçüncü zümrede dediler ki, yukra'u beynehum. Yok, öyle olmaz. Aralarında kura atılır. Fe yu'teku minhum men kara'a minessülüs. Sülüsten kime isabet ederse kura, o azat edilir. وَرَقَّ مَنْ بَقِيَ بَقِيَ kalan da kölelige irca edilir, köle olur. Yani altı kölenin ikisi hür. Kur'a çekerler. O kur'a ikiden hangisini isabet ederse o azat edilir. Ötekiler köle olarak kalır. Bu da üçüncü kavul. وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ Bu için üçüncü kavle ihticac eylediler. بِمَا زَكَرْنَا رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den zikredilen hadisli İhticac eylediler fi hadisi İmran. İmran'ın hadisinde yukarıda geçti ya dünkü derste. Bir adam altı kölenin ikisini azat etmiş. Sonra Peygamber Efendimiz'e haber vermişler. O da kura atmış, ikisini azat etmiş. Dördünü de köle olarak mal sahibine iade etmiş. İşte bunu delil getirdiler. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَا اَهْلِ الْمَقَالَتَيْنِ الْعُولَيَيْنِ Fakat birinci ve ikinci mekale sahiplerinin lehine hüccetten oldu. Ala ehli hazil mekale bu üçüncü kavul sahiplerine. Ki evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'a yaptı biz. Bu sabit. Fakat bu Kur'a hükmü mensuhtur.
Bunu diyen kim? İkinci ve üçüncü makale sahipleri. Birinci ve ikinci. Evet, onlar zikreylediler ki اَنَّمَا زَكَرُوا مِنَ الْقُرْعَةِ الْمَسْكُورَةِ Bu zikredilen Resulullah Efendimiz'in hadisinde geçen Kur'a fi hadisi İmran, İmran'ın hadisi rivayetindeki bu Kur'a meselesi mensuhun mensuhtur. Resulullah Efendimiz böyle yaptı fakat o hüküm nesk edildi. Baki kalsaydı daha içtihada mehal yoktu, o şekilde amel edilirdi fakat nesk edildi. لَاَنَّ الْقُرْعَةَ قُرْعَى قَدْ كَانَتْ ف۪ي بَدْءِ الْاِسْلَامِ İslamiyet'in evvelinde Kur'a var idi. لَتُسْتَعْمَلُ ف۪ي اَشْيَا Birçok şeylerde Kur'a istimal olunur idi. فَحُكِمَ بِهَا ف۪يهَا Birçok meselelerde Kur'a ile hükmolundi. وَيُجْعَلُوا قِلَنِرْ مَا قَرَعَ مِنْهَا Bu Kur'a kime isabet ederse ondan kılınırdı İslamiyet'in evvelinde. Hükmü var idi. وَهُوَ وَذَا نَدِرْ اَشْشَيُّ الَّذ۪ي كَانَتِ الْقُرْعَةُ مِنْ اَجْلِهِ بِعَيْنِهِ Bir şeyin ayni için bir kura atılır. Şu iş şöyle midir, böyle midir? Kura atılır. Kura isabet ederse bununla amel edilir idi İslamiyet'in evvelinde fakat nesk edildi. Peki bunun bir misali var mı? Var diyor. مِنْ ذَٰلِكِ İşte bundandır. كَانَ عَلِيُّ بْنَ اَبِي طَالِبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَكَمَ بِهِ Hazreti Ali radıyallahu anh Kur'a ile hükmeyledi İslamiyet'in evvelinde. Fî zemeni Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bil Yemen. Peygamber Efendimiz'in zamanında Yemen'de Kur'a ile hüküm verdi. Evet, o da nedir? Mâ gâdde hüvâma. Olsa çok güzel olur. Hazreti Ali'nin yapmış olduğu. Çünkü ma iki defa geliyor. Min zâlike ma. Tekrar ma geldiği gibi bir müttedaiye ihtiyaç var. وَمَا قَدْ حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنِ إِسْحَاكَ الْكُوْفِ Hazreti Ali'nin Kur'a ile hükmetti ki şu rivayettir ki İmam-ı Tahaviye İsmail ibn-i İshak-ı Kufi rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا جَعْفَرُ بْنِ عَوْنٍ اَوْ يَعْلَ بْنِ عُبَيْدٍ اَنَا اَشُكُّ İsmail ya Cafer ibn-i Avn'den yahut da Ya'la ibn-i Ubeyd'den rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki ben şek ettim hangisinden rivayet ediyor. An-i Şabiyyi, An-Abdillah ibn-i Ejlah, An-Abdillah ibn-i Halil el-Hadrami, An-Zeyd ibn-i Erkam, Bale. Eshab'dan Zeyd ibn-i Erkam'den rivayet olunuyor ki buyurdular, Beyna ene inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Resulullah Efendimizin yanında bir aralık duruyordum. İz etâhu racülüm minel Yemen. Yemen'den bir adam geldi. Ve aliyyün yevme izin biha. Hazreti Ali de o günler Yemen'deydi. Resulullah Efendimiz göndermişti. Fekale ya Resulullah. Gelen adam dedi ki ya Resulullah. Etâ aliyyen selâsetü nefer. Üç adam Hazreti Ali'ye Yemen'de geldiler. Yahtasimûne fî veledin. Bir çocuk hakkında muhaseme eder oldukları halde geldiler. O diyor bu benim çocuğumdur, öteki diyor benim çocuğumdur, öteki diyor benim çocuğumdur. Üç adam da çocuğa sahip çıkıyorlar. Ki öyle çocuk ki قَدْ وَقَعُوا عَلَى مْرَأَةٍ Bu adamlar bir kadına zina ettiler. فِي تُهْرٍ وَاحِدٍ Bir tühürde. Bir tühürde üçü de zina etmiş. Ondan da bir çocuk olmuş. Şimdi üçü de dava ediyor. فَاَقْرَعَ Hazreti Ali Kur'an çekti beynihum aralarında. فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ İşte onlardan birisine kura isabet etti. Fedefe aleyhil velet Hazreti Ali de veledi çocuğu ona verdi. O işte kura ile emel etti. O kura çekti, birisine isabet etti, çocuğu verdi, al götür dedi. O adam geldi, Hazreti Peygamber Efendimiz'e Nahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz gülümsedi. Hatta bedet nevacizuhu hatta nacize yani ön dişleri göründü. Nevaciz. Evkale etrasuhu. Yahut daha gerisi dişleri. Az gülerse ön dişleri, tebessüm ederse insanın ön dişleri görünür. Daha biraz fazla gülerse gerisi dişleri görünür. Etras. Ravi şekve diyor. Peygamber Efendimiz'in ya nevaciz yahut da etras dişleri gülündü. O kadar tebessüm buyurdu. Şimdi bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebessüm buyurmasından Hazreti Ali'nin hükmünün isabet ettiği anlaşılıyor. Diyor ki فَهَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ İşte Peygamber Efendimiz لَمْ يُنْكِرْ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali'ye üzerine inkar etmedi. مَا حَكَمَ بِهِ فِي الْقُرْعَةِ Kur'a ile hükmettiğinde o inkar etmedi ki Kur'a ile hüküm olmaz demedi. Bilakis tebessüm buyurdu.
Nerede kura yaptığı Hazreti Ali'nin fi da'ven neferi el velede. Birkaç adamın bir çocuğu dava ettiğinde kura atmasına Resulullah Efendimiz razı oldu, inkar eylemedi. Fedelle zalik, bu delalet etti ki ennel hükmü hine izin, o vakitlerde hüküm geldi. Bittifakina ve ittifakı hazen muhalif ile. Bizim ittifakımızda ve bize muhalif olanların ittifakıyla kura mensuhtur. Kura, yani Kur'an'ın neshedildiğinde her iki tarafta müttefik. Her iki tarafta müttefik ki Kur'an ile emel olmaz. Edille dört oldu. Edille, kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Bazı mezheplerde istihsan yahut da istishab yahut da emel ehli Medine var. O İmam Malik'e göre yahut da başkalarına göre. Fakat Kur'an delildir diye hiçbir mezhepte yok. Kur'an varmış, neshedilmeyiz. Öyleyse bu da neshedildi. Kur'an olmaz. Şu halde hangisi kaldı? Bir adam altı köleğinin sülüsünü azat ederse, İmam-ı Azam'a göre altının her birisinin üçte birisi azat oldu. Üçte ikisi için de sa'y eder, çalışır, kazanır. Kıymetinin üçte ikisini getirir. Vereselere verir. Yani diğer bir mezhebe göre böyle değil. Üçte birisi, her birisinin azat oldu. Gerisi köle olarak kaldı. Onlar azat ederlerse ederler, etmezlerse çalıştırırlar. Yani iki mezhebin arasında ne fark var? İmam-ı Azam'a göre onlar hür oldu. Vereseler, o köleler de köle nezeriyle bakamazlar. Onlardan kıymetlerinin üçte ikisini borç olarak isterler. Sizin bize borcunuz vardır, getirin, ödeyin diye dava ederler. İkinci mezhebe göre hayır. Onların üçte biri azat oldu, üçte ikisi köledir. Köler o olarak çalıştırırlar. İhtilaf burada. Ama üçüncü kavul, Kur'an meselesi varmış, neshedilmiş, onu aradan çıkardı. Ve delle ala neshihi, Kur'an'ın neshedildiğine delalet ettiği yine ma kad raveynahu fi babil kafe. Kafe babında bahsettiğimiz şey de ona delalet etti. Min hükmü Ali'in, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın hükmünden fi misli hâzı. Yine buna benzer bir şeydi ki ben ce'alel velede beynel müdde'iyeyni cemiyen. Hazreti Ali'ye geldi iki adam, yukarıda okumuştuk, dava ettiler. O dedi bu çocuk bendendir, o dedi bu çocuk bendendir. Kafeyi getirdiler, yani bu kıyafetten anlayan adam baktı baktı, her iki, bir iki adam getirdiler, dediler vallahi ikisine de benziyor. Bu iddia edenlerin ikisine de bu çocuğun benzerliği var. Öyleyse dedi ki bu çocuk ikisinin oğludur. Hazreti Ali ne dedi? Bak burayı da emel etmedi. Ne dedi? Yerisuhuma, bu çocuk ikisine de varis olur. İkisi de benim oğlum dedi ya. O hangisi olsa ondan bir oğul mirası alır. Ve yerisanihi, bunların ikisi de çocuk evvel ölür de mal olursa onlar da bundan varis, irs alırlar. Ve iki babalı oldu bu. İkisi de baba sayıldı buna. Bak burada Kur'an'ı emel etmedi. İşte nasıl, niye Hazreti Ali'nin bu fetvası Hazreti Ali Emirül Müminin olduğu vakıtta oldu. Halbuki Yemen'de Kur'an'ı atması evvelden idi. Öyleyse o nesh edildiğinin delaleti ki bak bizzat Kur'an ile amel eden Hazreti Ali radıyallahu anh kendi hilafeti zamanındaki bir meselede Kur'an ile amel etmiyor. Fedelle zalik, bu delalet etti ki ennel hükme kâne yevme izin, o gün hüküm oldu hükmü Ali'in, Hazreti Ali'nin hükmü bima hakeme fî kulli şeyin, her şeyde onun hükmettiği gibi oldu. Misl-ü nesef, nesef gibi. اَلَّذ۪ي يَدَّعَيْهُ النَّفَرْ, birçok adam o nesebi iddia eder. وَالْمَالُ الَّذ۪ي يُوْس۪ي بِهِ النَّفَرْ, şu mal ki bir kaç adam vesiyet ederler. وَالْمَالُ الَّذ۪ي يُوْس۪ي بِهِ النَّفَرَ, bir kaç adama mal vesiyet eder. بَعْدَ اَنْ يَكُونَ قَدْ اَوْصَى بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى حِدًا, teker teker her birisine vesiyet etmiş. Şimdi bu mal birkaç adama vasiyet etmiş oldu. Bu mal ne olur? Diyor ki vel malullezi, şöyle bir mal ki yusi bihi, o mali vasiyet eder en nefere, birçok adama. Ama nasıl? Ben malimi on nefere vasiyet ediyorum. Böyle demiyor. Ya ba'de en yekune, o vasiyet olduktan sonra kadev sabihi, onu vasiyet etti li kulli vahidin, her birisine ala hiddetin, ayrı ayrı. Benim sülüsü malum onadır. Dün de ikincisine sülüsü malum onadır. Ötekine sülüsü malum onadır. Ötekine sülüsü malum onadır. İsenin bir sülüsün var.
Sen hepsine ayrı ayrı vesiyet ettin. Bu ne oldu? Şimdi 5-10 adam bir vesiyette birleşti. Evil itaqu allazi yu'tikuhu, yahut da azat etmiş olduğu itak. Ve de kim? El abid fi marati mu'tikihim. Evet, kendi onu azat eden adamın merezinde, yani merezi mevtünde azat etmiş olduğu köleler gibi. Bunlar oldu. En yukra'a en yukra'a beynehum. Aralarında kur'a çekile, fe eyyuhum kara, hangisi isabet ederse istahakka madda'a, iddia ettiğine müstahik olur. Ve ma kâne vecebe bil vasiyyeti, vasiyyet ile vacip olan vel itak, evet, istahakka madda, iddia ettiğine müstahik olur. Ve ma kâne vecebe, vacip olan şeye de müstahik olur, bil vasiyyeti vel itak. Ya vasiyyetle yahut da azat terikiyle neye istahak kesbetmişse o onun olur. Bu böyle idi. Sümme nusuha zalik, bu nesh edildi. Neyle? Bi nesh-i riba, ribanın nesh-iyle. İz ruddetil eşya, eşya reddolundi ilel mekadiri, miktarlara. Öyle miktarlar ki el me'lumeti, me'lum olan. Elleti, öyle miktarı me'lum ki fiha, onlar da olucudur. Et ta'dilu ta'dil. Adalet. Ortalama ellezî lâ ziyâdete fîhî ve lâ nuksân. Ne ziyade var ne de nuksan, tadil. Yani bir adam 10 adamı ayrı ayrı sülüsü malini vasiyet eylemiş. Yahut da 6 köleyi azat etmiş. Ondan sonra ölmüş. Evvelce neydi? Kura atardılar. Bu adamın bir sülüsü mal, sülüsü malını atalım. 10 adama da vasiyeti var. Kimi isabet ederse o sülüsü alır, öteki mehrum olur. Kölelerin de 6 köleye birden azatsan demiş, kura atılır, ikisi bayram eder, sevinir, dördü mehsun olur. Mehsun olur, adalet yok. Ondan sonra bu nesk edildi, Cenab-ı Hak tadil etti bunu. Yani iş adalete binder, muhtar-ı malum var. Muhtar-ı malum ne? 6 köleyi azat etti, her birisinin orada bir hissesi var, sürüsü azat oldu. Bak, 6'sı da bundan istifade etti. Öyleyse 10 adama vesiyeti varsa, sürüsü malını birisi almaz, ya bunların toplanır hepsi, o 10 adamın hepsi sülüsü maldan, herkes kendi hissesi kadar hisse alır. Ne ziyade ne noksan. Vereselere de bir şey noksanlık gelmedi. Bu vesiyet olunan yahut da azat edilen köleler de birisi kazandı, birisi mehmum oldu. Bu da olmadı. Ve ba'daha da bundan sonra feleyse yehlu ma hakeme bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin hükmetmiş olduğu mesele hali olmadı. Min el-atâgı fil marad, hastalığında azat etmekten. Evet. Min el, o da neden? Min el-kur'atı kur'aden. Ve cealihi iyyâhu min el-sülüs. Onu da sülüsten kılmak. Bu mesele hali olmadı. Min ahedi vecihin. İki vecihten birisinden hali olmadı. Yani bir adam hastalığında azat ederse kura atılacak. Yahut o sülüsü malından tenfiz edilecek. Bu iki vecihten birisinden hal olmadı. İmmâ yekûne hükmen, ya bir hüküm olur. Öyle hüküm ki delilen delil olur. Alâ sâire ef'âlil marîd fî maradihi, hasteliğinde bir hastenin yapmış olduğu fiale delil olur. Min itâkihi ve hibâtihi ve sedekâtihi, hasteliğinde adam köle azat etmiş, hibe vermiş yahut da sedeke vermiş, buna bir delil olur. اَوْ يَكُونُ ذَٰلِكَ حُكْمًا, yahut da bu bir hüküm delil olur. فِي اِتَاقِ الْمَر۪يلِ, hastanın köle azat etmesinde, hasetin köle azat etmesinde. Ama diğer hibeler, sedekeler buna dahil değil. İki türlü olur. Ya köle azat etmek, hibe vermek, sedeke vermek, hepsine bir delil oldu bu. Yahut da yalnız köle azat etmeye delil oldu. Dune sair-i ef'alihi ve hibatihi ve sedekatihi, ama diğer ef'alına delil olmadı. Çünkü Resulullah Efendimiz'den getiriyor ya, Peygamber Efendimiz kura attı. İmran İbni Hüseyin hadisinde öyle demedi mi bunlar? Kura attı. Bunu ne diyelim? Bu delil köleye mi mahsus bu kura atmak? Yoksa adamın her ef'alında mı olur? Ya her bütün ef'alında öyle olacak, ya yalnız köle de olacak. Anladınız mı orayı? Şimdi adam 6 kölenin 3'ünü azat etti. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e geldi. Sülüsü malından temsil edilecek ya, Resulullah Efendimiz ne yaptı? Kur'a'yı attı. İkisini azat etti.
dördünü kör olarak reddetti. Bu üçüncü kavlün, üçüncü mezhebe sahip olanların delili değil mi? Peki bunlara diyoruz ki, Resulullah Efendimiz'in bu yapmış olduğu köleye mi mahsus, yoksa bütün efalında da mı böyle? Mesela adam, on adama vesiyet etti. Kura atarız. Sürüsü mali birisi alır, dokuzu mehrum olur. Ona da şumulü var mı bu köleler gibi? Yahut da sedeke verdi hastalığında. Hasta verdi, ondan sonra sürüsü mali de kafi gelmedi. Buna da kura mı atılacak? Yoksa yalnız kura köleye mi mahsus diyor? Ya bütün efalında kura atılır. Yahut da yalnız köleye mahsustur deriz. Öyleyse bunu teker teker ele alacağız. فَاِنْ كَانَ خَاسًا فِي الْعَتَاقِ Peygamber Efendimiz'in bu yapmış olduğu köle azadına has olursa دُونَ مَا سِوَهُ Diğerlerine değil. Kur'e bunda olur ama sedekede, hibelerde olmaz der isek فَيَنْبَغِي لَايُقْ olur ki اَنْ لَا يَكُونَ olmaya مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz'in kılmış olduğu olmaya مِنَ الْعَتَاقِ فِي السُّلِسِ Sülüste azat etmiş olduğu delilen delil olmaya alel hibati ve sadakati hibelere sadakalere delil olmaya kendine hakezalik. Çünkü bunlar da böyle şeydir. Şey atılır, kura atılır. Bu olmaz. Niye has kıldık? Kura atmak köle azat etmeye mahsusmuş. Hibeler, sadakalar böyle değildir. Böyledir diyemeyiz. Çünkü hususiyet var arada. Fesebete kavlüllezi yekul. Öyleyse diyen adamın sözü sabit olur bu takdirde. İnneha min cemi'il mal. Öyleyse hibeler, sedekeler malın cemisindendir. Ya kur'a, kur'a köle meselesine hastır deriz ama diğerler bunun gibi değildir. O bütün malından tenfiz edilir. İzkânen nazar. Çünkü kıyas oldu. Şehide lehu. Bu meseleye şahit oldu. Yani buna mutabık oldu. Ve inkâne hâzâ lâ yudrekû fîhî her ne kadar bunda idrak olunmasa da hilâf-ı mâ kâl diyen adamın muhalefeti illâ bitteklid illâ teklid ile ne kadar bu idrak olunmuyor illâ teklid ile idrak olunuyor ve lâ şey'e fî hâzel bâb bu babda da bir şey yoktur ki nekalehu gayru hâzel hadis bu hadisin neklettiği başka bir hadiste yok. Eğer kura atmayı köleye has dersinizse öyleyse hibeler, sedekeler bütün malında tenfiz edilir. Yok, bunu umumileştirirsekse ve inkâne ce'alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem zâlikel itâke fissürüsü delile. Yok, Resulullah Efendimiz köle azat etmesini delil kıldıysa ki lena bize alâ enne hibâtil marid ve sedekâti kezâlik. Bak sedeke de böylecedir, hibe de böylecedir. Bunu delil kıldı ise vakitte umumu olur. Kura atılması kölelere has değil de hibelerde de kura atılır, sedekelerde de kura atılır. Böyle umumu olursa فَكَذَٰلِكَ هُوَ دَلِلٌ لَنَا Bu yine bize delildir ki عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ كَانَتْ فِي ذَٰلِكَ كُلِّهِ İşte kura bunların hepsinde oldu. Cariyeten cari oldu. يُحْكَمُ بِهَا اَنَ اللّٰهُ مُرُنُرُ oldu. فَفِرْ تِفَاعِهَا عِنْدَنَا Öyleyse bu delil idi. Demek ki Resulullah Efendimiz'in köle azat etmesi ümumi olursa kur'e sedekelerde de var idi, hibelerde de var idi, itakta da var idi. Tamam var idi, biz de kabul ettik, hepsinde var idi. Nesk edildi mi, edilmedi mi? Edildi. Siz de bizimle beraber değil misiniz? Evet, hep beraberiz. فَفِرْ تِفَاعِهَا Öyleyse kur'anın irtifaında olucudur. İndena ve inde hadel muhalifi lena. Bizim indimizde ve bize muhalif olanın indinde bunun irtifaında olucudur. Minel hibati ve sedekat hibelerden, sedekelerden irtifaında delilun delil olucudur ki enner tifa'aha eyda minel itaq. İtaktan da irtifa eylemiştir. Madem hibeden, sedekeden bu kur'a nesk ediliyor, öyleyse itaktan da ref edilmiş, nesk edilmiş olur. فَبَتَلَ بِذَٰلِكَ Bununla batıl oldu. قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ اِلَى الْقُرْعَ Kur'a'ya delildir. Bununla hüküm sabit olan diyenlerin mezhebi batıl oldu. وَثَبَتَ Sabit oldu. اَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرِ Öteki iki kavul sabit oldu. Birinci ve ikinci. Üçüncü kavul Kur'a ile amel edilir diyenlerin kavli bitti orada. Onun hükmü kalmadı. Şu halde elimizde ne kaldı?
o kölelerin üçte biri etak edildi mi, diğer üçte ikisi de hürriyete kavuştular mı, hür oldular mı, yoksa üçte ikisi köle olarak vereselerin zimmetinde mi kaldı? İhtilaf bunda. İmam-ı Azam diyor ki yok, o köle hürriyete kavuştu, üçte birisi hayırdan, vesiyetten verilmiş oldu, üçte ikisi de onun zimmetinde boş kaldı. Sa'y edecek, çalışacak, o kıymeti vereselere ödeyecek. Öteki mezhebe göre de hayır. Olmadı. Onlar köle olarak kaldı. Vallahu Teala alem. فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ اِلٰى تَثْب۪يتُ الْقُرْعَةِ Kur'an'ın sübutuna sahip olanlar dedi. Kur'an vardır diyenler. O da okuduk ya, bir adam 6 kölesi var. Başka mali yok. Bunları azat etse, başka mali yok ki sülüsü malından hesap edelim. Hep malın hepsi bu 6 köle. Bunun kölelerden ne şekilde bu itik tenfiz edilir? Bu 3 kavul var. İmam-ı Azam'a göre diyor ki bu 6 kölenin her birisinin 3'te 1'i azat edilir, 3'te 2'si için de kendileri hür olur, çalışır, kazanırlar, getirir kıymetlerini efendilerine öderler. Yani yalnız kendileri hürdür. Kölelik icra edilmez. İkinci bir kavul diyor ki hayır, 3'te 1'i azat edilir, 3'te 2'si de köle olarak efendisinin zimmetinde kalır. İmam-ı Azam diyor ki hür olarak hürdür, yalnız borçludur. Öteki mezhep diyor ki hayır, köledir. Köle olarak kalır 3'te 2'si. Üçüncü kavul de diyor ki hayır, 6 kölenin 2'si azat edilmiştir. 3'te 1 olduğuna göre onlar arasında kura atılır. Hangisine isabet ederse o azat olur. Kura isabet etmeyenler köle olarak kalır. Şimdi yukarıda bunları uzun uza diye bahsetti ve dedi ki bu Kur'an meselesi var idi fakat neskedildi. Onun için bu üçüncü kavle sahip olanların sözünü reddetti. Şimdi onlar diyorlar ki siz nasıl reddedersiniz? Biz Kur'an vardır diyoruz. Onlar diyorlar ki ve keyfe tekunul Kur'atu mensuhaten, nasıl Kur'an mensuh olur ki? Vakat kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'malu biha. Peygamber Efendimiz Kur'an ile amel ederdi. Fîmâ bir yerde ki kad ecme'al müslimûn, Müslümanlar icma eylediler. Alel ameli biha, Kur'an ile amelde. Fîhi ve Resulullah Efendimizin amel etmiş olduğu yerlerde. Min ba'dihi, kendisinden sonra. Diyor ki siz diyorsunuz mensuhtur. Halbuki Peygamber Efendimizin nerelerde Kur'an'ı istimal ederdi? Resulullah Efendimiz'den sonra Eshab-ı Kiram da yine o meselelerde Kur'an istimal eyledi. Eylediler. Eğer Kur'an mensuh olmuş olsaydı Resulullah Efendimiz'den sonra Eshab-ı Kiram Kur'an ile amel etmezdiler. Halbuki ettiler. Onu ispat ediyor. Diyor ki فَزَكَرُوا مَا حَدَّسَنَا Yunus. İmam-ı Tehavi diyor ki Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadisi zikreylediler. قال يونس dedi ki حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب. İmam-ı Zühri'den rivayet ediyorlar. İmam-ı Zühri de tabiinden iki zattan rivayet ediyor. Biri Urve bin Zübeyr, biri Said bin Müseyyeb. Ve Ubeydillah bin Abdullah bin Utbe ve Alkamah bin Vakkas. Bir de Ubeydullah ibn Abdullah'dan, bir de Alkamah ibn Vakkas'tan rivayet ediyorlar. Bunlar hep tabiinden. O da kimden bunlar? En Aişe'te, Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyorlar ki قالت. Hazreti Aişe buyurdular ki كان Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu izâ erâde seferen, sefer murad ettiği vakitte اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ aileleri arasında kura atardı. فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا onlardan hangisinin kur'esi çıkarsa, isabet ederse خَرَجَ بِهَا مَعَهُ sallallahu aleyhi ve sellem onu beraber alıp götürürdü. Böyle ezvac-ı müteharattan birisini götürse, ötesini götürmese aralarında bir dedikodu olur, kırgınlık olur. Eysi Resulullah Efendimiz kura atardı.
hangisinin guresi isabet ederse sefere onu beraber götürür diye. Bak, Resulullah Efendimiz gure ile amel etmiş. Haddesene Fahdun, kâle haddesene Ebu Salih, kâle haddesene Leysu, kâle haddesene Yunus ibn Yezid, an ibn Şehabin fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tehaviye, Şeyh Fahd de rivayet ediyor. Fahd tarikiyle de geliyor. Haddesene Fahdun, kâle haddesene Yusuf ibn Behlul, kâle haddesene Abdullah ibn İdris, an Muhammed ibn İshak, kâle haddesene Muhammed ibn Müslim, an Urve ibn Zübeyr, an Aişe, وأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر عن عمر عن عائشة ويحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة مثله. يعني بو حديث شريف إمام الصحابي 3 سنة لدها إثبات ediyor. يوسف بن بهلولة عبد الله بن إدريس إمام الشافعي. Değil mi Abdullah ibn İdris? O da Muhammed ibn İdris. O Muhammed ibn İshak'tan, ona da İbn-i Müslim, o da Urvet ibn-i Zübeyir'den, Hazreti Ayşe'den bir. Sonra bir de Ubeydullah ibn-i Abdillah ibn-i Utbe'den, o da Algamet ibn-i Vekkas'tan, evet, Said ibn-i Müseyyep'ten ve Abdullah ibn-i Ebu Bekir, bunlar da Umre'den rivayet ediyorlar, Umre de Hazreti Ayşe'den. Sonra Yahya ibn-i Abbad ibn-i Abdullah ibn-i Zübeyir rivayet ediyor, babasından, o da Hazreti Ayşe'den. Yani bunlar senetler, hadisi şerif. أين حديث الشريف؟ حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال حدثنا الفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي خالم ديور بنا روايتي لدي خالصة كم يمش؟ عمرة بنت عبد الرحمن عبد الرحمن قز عمرة أن عائشة أزرت عائشة رواتي إلى مش مثله أين حديث شريفي كي رسول الله أفندمز سفر çıkar جاء وقتا أزواج متهارات arasında كراء أطارمش hangisine isabet ederse sefere onu beraber götürürmüş. قالوا bu zümreye قائل olanlar bu zümre sahipleri dediler ki فهذا işte bu ما ينبغي للناس لا سلايق olan budur. Fahada bu ma bir şeydir ki yenbeği linnâsi nâse layık ola ki en yef'alûhu işleyeler. İleriye bugüne kadar. Nâse layık olan budur. Çünkü Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır ve böyle yapmışlardır. Ve leyse bi mensuhin. Bu mensuh da değildir. Fema yunkirûne. Niçin inkar ederler ki ennel kur'ate fil itâb fil marad kezâlik. Hastalığında köle azat etmesi de böyledir. Bunun için inkar ediyorlar. Madem kura böyle ezvacı mütaharat arasında atılmış ve Müslümanların da böyle yapması lazımdır. Buralarda kura istimal edilsin de marazi mevtünde köleleri azat etmiş olsun, orada kura ile amel edilmesin. Bu olmaz dediler. Kîle lehum, onlara denildi ki قَدْ زَكَرْنَا فِي ذَٰلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مَا يُونِ. Biz yerinde bundan müstani olacak biz cevabı verdik. Velakin la neskuru hâhuna, lakin burada da zikrederiz. Mâ fîhî eydâ delîlun, ol bir şeyi zikrederiz ki, onda delil vardır ki ney? En lâ hüccete lekum fîhâde inşallah. Sizin bunda bir deliliniz yoktur. Bunu da tekrar yine zikredelim inşallah. O cevabı veriyor. Diyor ki, ecme'al müslimûn, ulema, bütün Müslümanlar icma ilediler ki, enne lirracüli, bir adam için caizdir. En yusafire seferi de ila haysu ahabbe, nereye arzu ederse sefer etmek insan için caizdir. Ve in tale seferuhu zalik, isterse seferi uzun olsun. Ve leyse ma'ahu ahadun min nisahi, kadınlarından da hiçbirisi yok. Sefer etmesi ona caizdir. Seferi uzun olsa bile kadın ailesini alıp götürmek mecburiyeti yoktur. Yalnız başına sefer edebilir. Ve enne hükmel kasmi yertefi'u anhu bi seferihi. Peki o bir de kadınlar arasında bir teksim adalet yapacaktı. Bu diyor sefer dolayısıyla bundan sakit olur. Bir tek ailesi olursa buna kasim meselesi nasıl olur? Yani bunun da Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir adam oturuyordu. Bir kadın geldi Hazreti Ömer'e dedi ki
Ya emirel müminin, dünyanın en mütteki bir adamını şekva ediyorum sana. Nasıl mütteki? Dedi, gündüzü saim, gecesi kaim. Gece ibadet eder, gündüzün oruç tutar. Bunu sana şekva ediyorum. Hazreti Ömer anlamadı. Dedi ki, peki mübarek olsun. Ne güzel adam. Gecesini ibadet ediyor, gündüz oruç tutuyor. Kadın gerisini utandı, söyleyemedi. Hazreti Ömer anlar diye. Tekrar, ya emirel müminin, dünyanın en zahit bir adamını sana şekva ediyorum. Hazreti Ömer, çok güzel dedi. Kadın bir iki defa tekrar etti. Baktı ki Hazreti Ömer anlamadı. Kadın da utandı, daha gerisini aşmadı, çıktı. Çıkar çıkmaz yanında oturan adam dedi ki, ya emirel müminin, bu kadının şekvasını sen anlamadın. Dedi ki, adamın salih olduğunu bana söylüyor. Yok dedi. Demek istiyor ki benim kocamda hakkım vardır. Kocalık hakkını vermiyor. Ha dedi, ya bu sualı nasıl anladın? Dedi, kadın bak öyle dedi, diyor ya, gecesi kayın gündüzü sen, yani benim yatağıma gelmiyor. Bunu şekva etti. Ya dedi, bu sualı anladın, cevabını da anlarsın. Kadını çağır. Kadını gitti çağırdılar, dedi öyleyse cevabını da sen ver dedi. Buna nasıl cevap vereceğiz? Dedi ki, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir kadının nikahlanması, işte bir adamın kadın nikah etmesi kaça kadar caiz? Dörde kadar. Yani dörde kadar caiz olduğuna göre kadının dört gecede bir gece o kadının hakkıdır. Ama o adam oruç tutacak, ibadet edecek yahut da başka ailesinin yanına gidecek, hür o. Ama dört gecenin birisinde kadının yanına gitmesi mecbur. O kadının hakkı dedi. Dedi ki vallahi bu cevabın da güzel. Suali güzel anladın, cevabı da güzel yaptın, seni Basra'ya kadi yaptın dedi. Basra'ya kadi gönderdi. Şimdi gelsin, peki o kadın, adam uzun müddet sefer etti, 3 ay, 4 ay sefer etti. O kadının hakkı yok mu? 4 gecede, 1 gecede kadının onun yanına gitmesi hakkı var. Diyor ki sefer dolayısıyla o hak sakit olur. Sefer dolayısıyla kadının hakkı dava edemez. Peki kadınlar 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun, ne kadar olursa olsun, bir adam sefere gittiği vakitte kadının o hakkı sakit oluyor. İsterse seferi uzun olsun. Peki bu kaideyi öğrendik. Ondan sonra وَلَيْسَ مَعَدٌ مِنْ نِسَائِهِ وَاَنَّ حُكْمَ الْقَسْمِ يَرْتَفِعُ عَنْهُ بِسَفَرِهِ O seferi dolayısıyla o kadının hissesi sabit oluyor. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Vaktaki bu böyle oldu. كَانَتْ قُرْعَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ نِسَائِهِ Öyleyse Peygamber Efendimiz Ezvac-ı Mütehharat arasında atmış olduğu kur'a oldu. فِي وَقْتِ اِحْتِيَاجِهِ اِلَى الْخُرُوجِ Kendisinin çıkmaya ihtiyacı olduğu vakitte. Sefere çıkmak ihtiyacı var. O vakitte Resulullah Efendimiz kura atıyor. Ve o çıktığı vakitte de çıkıyor. Ne ile? Bi ehtahunne. Kadınlarının birisini alıp çıkıyor. Bunun için oldu. Madem bir adam ailesini almaksızın sefere gidebilirdi. Resulullah Efendimiz de ailesini almadan gideydi. Niçin illa aileler arasında kura atıyor da birisini alıp götürüyor? Ha diyor ki, Resulullah Efendimiz bu kureyi yaptı. لِتَط۪يبَ نَفْسُ مَنْ Şol bir kadının nefsi hoş olsun ki لَا يَخْرُجُ بِهَا Resulullah Efendimiz onunla çıkmadı. مِنْهُنْ اَزْوَاجِ مُتَحَرَتْتَنْ Ezvacı mütaharattan hepsini koydu da birisini aldı götürdü. Kalanların hatiri hoş olsun diye kureyi attı. Yoksa yani kure atmak illa mecburi değildir. Madem Resulullah Efendimiz sefere çıkıyor. Kadınların o gecelik hisseleri Resulullah Efendimiz'den sakit oluyor. Resulullah Efendimiz isterse yalnız başına gitsin, isterse Ezvac-ı Mütahharat'tan hangisini alırsa alsın, ötekilerin bir hakkı yok. Madem yoktur da kureyi niye atıyor? Ha, ötekilerin, kalanların hatiri hoş olsun diye kureyi attı. وَلِيُعْلَمْ Bilinsin ki اَنَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَمْ يُحَابِ Haba yuhabidin muhabbattan. Lem yuhabilleti kharece biha, lem yuhabi tercih etmedi. Elleti şol bir ailesini ki kharece biha, onunla çıktı. Onu sefere götürdü. Buna bunu yaklaştırmadı. Bunu tercih etmedi aleyhinde ötekilerin üzerine. Yani ben bunu sefere götürüyorum, bunu tercih ediyorum. Ötekiler mükedder olmasın, böyle bir mana yok. Bu da anlaşılsın. لَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ اَنْ يَخْرُجَ Çünkü Peygamber Efendimiz'e çıkmak caiz oldu. وَيُخَلِّفُهُنَّ Onların hepsini geriye bırakarak.
hepsini bıraksın, hiç kimseyi almasın, tek başına sefere gitsin. Bu caiz oldu. Evet. Cemiyan, hepsini geride terk ederek gitmesi ki caiz oldu. Kâne lehû. Peygamber Efendimiz için caiz oldu. En yahruce çıkar ve yuhallife terk eder. Men şâe dilediğini minhünne ezvâci mutahharatlar. Tek başına çıkması caiz olduğu gibi birisini alıp ötekilerini terk etmek, bu da caiz oldu. Ama kura atması kalanların hatırı hoş olsun diye. Yani ne demek istiyor? Sen demek istiyor ki, diyorsun kura vardır. Biz de diyoruz hayır, kura'm nesk edilmiştir. Ama Resulullah Efendimiz'in bu kura'yı istimal etmesi, bu hüküm bakidir, bunun da hüküm sabit olur manasına değil. Peygamber Efendimiz'in kura'yı istimali öteki ailelerinin hatırı hoş olsun diye atmıştır. Kitapta da öyle değil mi? Kölelerin hatırı olsun diye. Yok, kölen hak o hatır değil ki. O hak devam ediyor. Her birisi, üçte birisi azat olmuş. Sen ikisini Kureyli'yi azat edeceksen, dördünü kölelike hasredeceksin. Halbuki üçte birisi onun azat olmuştu. Onun hakkını gasp ettin sen. O hiç olmaz, adam iki gün gider çalışır, bir gün de rahat eder. Ama sen getirdin, ele yapmadın. İkisine bayram ettirdin, ikisini de cehenneme soktun. İkisi cennete gitti, dördü cehenneme gitti. Olmadı öncekiler. Kureyli isabet etmedi diye eyvah diyecek ama adalet olduğu gibi her birisinin üçte biri azat. Kaldı üçte ikisi. Üçte ikisinde de ya hür olur, onun kıymetini çalışır, öder veyahut da köle olarak iki gün efendisine çalışır, bir gün de kendisine. Fesebete bima zekerna, biz zikrettiğim, bizim zikrettiğimizde sabit oldu ki ennel kur'ate kur'a innemâ tussamelü. İstemal edilir. Nerede? Fîmâ bir yerde ki yese'u terkuhâ. Onun terki caiz olan. Terki caiz olan yerde istemal edilir. وَفِيمَا لَهُ دَخِ bir yerde istemal edilir ki lehu adam için olucudur. اَنْ يُنْضِيَهُ o işi yürüte بِغَيْرَهَا قُرْعَسِسِ. Demek ki kure. Kure yap, öyle bir yerde kullanılır ki kureyi istemal etse de olur, etmese de olur. Öyleyse kure. الْخَسْمَانِ iki hasım. يَحْتُرَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ hakimin önünde iki hasım davacı gitti. فَيَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا onlardan her birisi iddia ediyor. Ala sahibihi ötekine davan bir dava. İki adam gittiler. Birisi diyor ki benim bunda şöyle şöyle hakkım var. Öteki de diyor ki benim de onda şöyle şöyle bir hakkım var. Mesela diyelim birisi birisinden para istiyor. Benim bunda alacağım var. Şu kadar para alacağım var. Öteki de dava ediyor ki ben buna çalıştım şu kadar gün. Benim de bunda alacağım var. E şimdi ikisi de alacak. İkisi de davacı. Hangisinin davasına hakim evvel bakacak? Şimdi ona diyor ki فَيَنْبَغِي لِلْقَادِ قَادِيَ لَاِقْتِرْ اَنْ يُقْرِعَ دَيْنِهُمَا aralarında kura atar. Hangisinin davasına evvel bakacağına kura çektirir. فَاَيُّهُمَا قَرَى hangisine kura isabet ederse بَدَى başlar بِالنَّزَرِ فِي اَمْرِهِ onun işine bakmakla başlar. Evvel kura kimin isabet etmişse evvel onun davasına başlar. وَلَهُ اَنْ يَنْزُرَ halbuki kadi için caizdir. اَنْ يَنْزُرَ بَقَى فِي اَمْرِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا kura atmaksızın istediğinin davasına da bakmak caizdir. Yani kadi isterse kura atar, kurası çıkanın davasına evvel bakar. Yok isterse hiç kura atmazdan evvela birisine bakar. Öteki hak dava edemez ki sıra benimdir. Niye? Sıra yok ki, ikisi birden gitti. Hangisinden sıra? Hakimin selahiyetindedir. بغير قرعة قرعة سيزة استدين دعوصنا بقبله فكان الأحسن أحسن لن به قضية لبعض الظن به في هذا بو مسألة ده ظن بعيد olsun diye suyu zannetmesinler diye استعمال القرعة قرعي استعمال etmektir. قاضي لا يقولن budur. قاضي أولا birisinin davasına başlasa öteki derken bu قاضي bunda rüşvet almıştır. Yahut iltimas yapıyor, bunun işini evvel yapıyor, bak der, böyle bir suizan olmasın diye burayı istemal etsin. كَمَا اسْتَعْمَلَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz istemal eylediği gibi burayı فِي اَمْرِ نِسَائِهِ kadınların emrinde. Sefere gideceği vakitte Resulullah Efendimiz söyler, isterse hiçbirisini almaz, isterse arzu ettiğini alır, isterse burayı çeker. Resulullah Efendimiz burayı çekti. وَكَذَٰلِكَ عَمِلَ الْمُسْلِمُونَ فِي اَقْسَامِهِمْ بِالْقُرْعَةِ Müslümanlar da böylecedir kendi kasemlerinde
Kureyle amel ederler. Fîmâ kad addelûhu beyne ehlihim. Kendi cemaatleri, ehlileri arasında adalet yaptıkları şeyde, tadil ettikleri şeyde ki yani böyle ailesi iki olur, üç olur, bir sefere gidecek olur, birisini alıp götürebilecek olur. O da Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi kure ile amel eder. بِمَا لَوْ اَمْدُوهُ بَيْنَهُمْ لَا اَنْ قُرْعَةٍ Kur'asız götürebileceği gibi kure de yapabilir. كَانَ ذَٰلِكَ مُسْتَقِيمًا Evet, bu böyle daha müstakim olur. Kure yaparsa ötekilerin de hatırı hoş olur. فَاَقْرَعُوا بَيْنَهُمْ Aralarında kura yaptılar Müslümanlar da. لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ Kalpleri mutmain olsun. وَتَرْتَفِعُ الظَّنُّ Suizen de kalksın. اَمَّنْ تَوَلَّا لَهُمْ قِسْمَتَهُمْ Yani bu kısmet dediği burada şeyde, mal tekziminde de olur. Ailelerin arasında olduğu gibi mesela Müslümanlar mal teksim ediyorlar. Burada mali kastediyor. Öyle değil mi? Hı? O şey yok, köle yok. Köle meselesini kaldırdık. Hüküm sabit olmaz. Hüküm yok onda. Diyor ki ve kezalike amilel müslimune fi aksamihim bil kur'ati. Mesela bir yeri böldük. Bir tarla iki adam arasında böldük. Geldiler. Burada tüdük. Yarısı bu, yarısı bu. Peki şimdi arası bu taraf kim olsun, bu taraf kim olsun? Olur ki birisinin gözü, ikisinin gözü de bir tarafta olur. Bir farklı tarafta diyelim. Şimdi biri salsa öteki hayır ben alacağım. Bu alsa hayır ben alacağım dedikodu olur. Reisi ne yaparlar? Kure'e yaparlar. Hepsinde çok yaparlar. Artık o kure'yi atarlar. Mesela diyelim yukarı tarafın hissesine birisi bir ufak taş alır. Aşağı tarafın hissesine birisi bir parça odun alır. Onu üçüncü bir şahıs alır. Yahut da bir heyet alırlar. Hiçbir adamı çağırırlar. Gel bakalım. Onları yahut çağırırlar. Gel işte bunlardan birisini al bakalım. Şimdi bilmez. Mesela bu taş hangi hissenin? Odun hangi hissenin? Hissenin bilmez o. Diyelim taşı aldı. Ha, tamam yukarı taraf seni isabet etti. Öteki de odun aldı. Aşağı taraf da seni isabet etti. Buna kura derler. Bitti. Kesti attı. Müslümanlar bununla amel ederler diyor. Ve kezalike amiler müslümin. Müslümanlar amel eyledi. Fî aksamihim. Teksimlerinde bil kuratü kureyle. Nerede? Fî mâ kad addelûhu beyne ehlihim. O ehli arasında teksim kimin olursa evvela onu güzelce bölerler. Tadil ederler. Adaletli o hisseleri yaptıktan sonra bu kure olur. Yoksa bir tarafını fazla yapmış. Göre göre bir tarafını noksan yapmış. Ondan sonra da kure atıyor. Birisi kansın, birisi yansın. Öyle değil. Evvela adalet üzere mali teksim ettikten sonra kure'yi istimal ederler. Bima lev emduhu beynehum la an kur'ati. Kur'asız da yapabilirdiler. Adam der burayı, ben burayı böyle teksim ettim. İster bu tarafını al, ister bu tarafını al. Kur'asız da bu da olur. Ama kur'ada istimal ettiler. Kâne zâlike müstakîmâ. Bu müstakim olur. Yani kur'asız da yaptılar, doğru olur. فَاَقْرَهُ بَيْنَهُمْ Peki niçin daha kura atıyorlar? Diyor ki لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ Kalpleri mutmain olsun. وَتَرْتَفِعَ الظَّنَّةُ Suizen de kalksın. اَمَّنْ تَوَلَّا لَهُمْ Şu kimselerden evet sen kalksın ki onlar yüklendiler lehum onlara kısmetim onların kısmetini. Onların kısmetini kendi boyunlarına aldı o kısmeti yaptılar. Daha onlara suizen etmezler. وَلَوْ اَقْرَعَ بَيْنَهُمْ Aralarında kur'a isseler, asseler. Ela tavaife minel meta. Meta'dan bir taife, bir kısım eşyalar üzerine. Ellezî lehum, kendileri aralarında olan eşya. Qable en yuaddele ve yusevvâ kıymetuhu. Tadil ve müsavi kılmaksızdan evvel. Ela emlâkihim minhu. Kendilerin hisseleri ne kadar ise o alacakları şeyden. O teksimi güzel bir şekilde ayırmadan evvel kur'a asseler. كَانَ ذَٰلِكَ الْقَسْمُ بَاطِلًا O batıl olur. Şimdi burayı iki adama teksim edeceğiz. Getirdik, bu duvardan bu duvara teksim ediyoruz bu odayı. Bu odadan bu odada teksim ediyorsun ama bu tarafa gelenin cephesi var, kapısı var, burnun kapısı yok, bacası yok. Bu ne olacak? Yok işte efendim biz böyle teksim ederiz, kura atarız. Kura attığın gibi burayı alan yanacak, orayı alan kanacak. Olmaz bu. Ya en evvela o teksimi adaletli yapacaksın. Her ikisine yol yeri bırakacaksın, hava ışığı yeri bırakacaksın, menfaatleri neyse ona göre yapacaksın. O teksimi yaptıktan sonra kureyi atacaksın. Evet. Mesela bir araziyi teksim ediyorsun.
bir taraf yarı yarıya teksim edeceksin. Bir tarafını getirdin, üçte ikisini aldın, bir tarafa koydun, üçte birisini bu tarafa. Bu batıl. Niye? Bir defa sen adalet yapmadın ki. Evvela teksimde adalet olacak da ondan sonra o kure atılacak. O kure var da kalbi mutmain olsun diye. Yoksa adalet üzerine o teksim edilmiş. Kur'asız da olur, kureyle de olur. Şimdi Resulullah Efendimiz'in ezvacı müteharat arasındaki kur'asi ne için idi? Kalbi mutmain olsun diye. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki enler kur'ate innema fi'ulet, kura işlenildi ba'de en tekaddemaha, o kura'ya tekaddüm ettikten sonra ne? Ma yekûzul kesmü. Evvela kısmet öyle bir şekilde yapılmış ki kısmet caiz. Ondan sonra kura atılmış ve enneha innema uride, bu kura ile irade olundu lintifâi zanni, suizen olmasın diye. Evet. La bi hükmin, yoksa bir hüküm sebebiyle değil ki, yecibu, hüküm vacib olur biha kura'yla. Hayır efendim, bu öyle bir şeydir ki kura olması olmaz. Kura olacak ki bu hüküm vacip sabit olay. Yok, böyle değil. Suizen itef için olur. Yoksa kura ile hüküm sabit olmaz. Fekedârike nekûl, biz de böylece deriz ki küllü kur'atin tekûn, her bir kur'at olur. Mislaha da böylece feyye hasene, güzeldir. Suizen itef için güzeldir. Ve küllü kur'atin yuradu biha, her bir kur'at onunla murad edilir. Vücub-ı hükmin, bir hükmün vücubu murad edilir. Ve kat'u hukukin mütekaddimetin, yahut da tekaddüm etmiş bir hukukun kesilmesi, evet, mehvolması kastediliyor. Fehve gayr-ı müstamele, bu müstamele değildir. Mesela birisi birisinden dava ediyor, para dava ediyor. Şahidin var mı? Yok. Öteki, yemin eder misin? Etmem. Ya getirin kura atalım. Bakalım bu parayı kurayına yağsın yağmasın. Olur mu bu? Kura çekelim. Ya bu kurası çıkarsa alsın yoksa almasın. Öyle şey olmaz ki. Kurayla hüküm sabit olmaz. Evet. Sümme raca'na ilel kavleynil aharin. Ondan sonra bu iki kavle rücu ettik. Okuyalım, var mı vakıda? Var. İki kavle hangisi? Bu iki kölenin, üçte altı kölenin, üçte birerleri azad oldu, kalan üçte ikişer hissesi hür olarak mı kalacak, köle olarak mı kalacak? İmam Ebu Hanife ne dedi? Hür olarak kalır, yalnız kıymetini çalışır öder. Öteki kavl ne dedi? Hayır, köle olarak kalır. Öteki adam isterse azad eder, isterse geç çalıştır, isterse köle olarak alır. Bunların arasında arayacağız ki hangisi daha sahih? فَرَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, biz Peygamber Efendimiz'i gördük ki قَدْ حَكَمَ فِي الْعَبْدِ, kölede hükmetti. اِذَا كَانَ بَيْنَثْلَيْنِ, iki kişi arasında müşterek olan bir kölede. فَاَعْتَقَهُ اَحَدْهُمَا, ikisinden birisi azad etti. Köle ortak, birisi azad etti. Öteki ne olacak? Resulullah Efendimiz ne yaptı? فَاِنَّهُ حُرٌ كُلُّهُ, Peygamber Efendimiz dedi ki bu adam hepsi hür oldu. وَيَطْمَنُ, lakin bu adam damin olur, o köle damin olur. İmkâne mûsiren ev imkâne mûsiren. O azad eden adam ötekinin hissesini de ifsad etmiş olduğundan dolayı kölenin yarı kıymetini ötekine ödeyecek. Zengin de olsa ödeyecek, fakir de olsa ödeyecek. Öteki adam der ki, bu köle ortak adı. Biz bunu çalıştırıyorduk. Sen bunu azad ettin. Şimdi küfür oldu. Ben istifade edemiyorum. Öyleyse benim hissemi sen ver. Ondan alır. Peki o azad eden adam onun kıymetini fakir de olsa öder, zengin de olursa öder. Fakat bu arada bir ihtilaf daha var. Zengin olursa zaten ödedi. Yok, fakir olursa köleye der ki çalış kazan getir bana öde. O başka mesele. Yalnız yarısı azad edildiği gibi köle hür oldu mu olmadı mı? Oldu. İyi. Yarısı azad edilince hür oluyor da üçte biri azad olunca niye hür olmuyor? Bak Resulullah Efendimiz'in bu hadisi teyit etti ki köle hürriyete kavuşuyor. فَفِي ذَٰلِكَ مِنَ الْاِخْتِلَافِ, işte bu meselede olan ihtilaf da orucudur. مَا زَكَرْنَهُ فِي كِتَابِ الْاِتَابِ, itaat bahsinde biz bunu zikreyledik. ثُمَّ وَجَدْنَا فِي حَدِيثِ اَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِ, Ebu Melih'in hadisinde bulduk. Hani ebihi, babasından rivayet etti ki hadiste ki اَنَّا رَجُلًا, bir adam اَعْتَكَ شِكْسًا لَهُ, bir kölenin yarısı onun ödü, bunu azad etti. فِي مَمْلُوكٍ, bir kölede bir şıksını, bir hissesini azad etti.
Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona dedi ki, huve hurrun kulluhu, bu kölenin hepsi hürdür. Leyse lehu şerikun, bunun daha şeriki yoktur. Madem sen onun bir kısmını azat ettin, bu köle hür oldu. Başka birisi gelip de bir kısmı hürdür, bir kısmı köledir diyemez. Febeyyena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz beyan eyledi. El-illete illeti beyan eyledi. Elleti öyle illet ki, leha o illet için olucudur. İtku nesibi sahibihi. Sahibinin nesibinin itkide onun için olucudur. Nasıl? Adam kölesinin kendi hissesini azat etti. Ya öteki adam azat etmedi. Ve halbuki gene azat oluyor. Niçin? Ha işte burada beyan edildi ki illeti itik tecziye edilmez, parçalanmaz. Bir adamın yarısı köle, yarısı hür, bu olmaz. Ya hepsi köle olur, ya hepsi hür olur. İşte bu. Adamın, bir kölenin 50 hissede bir hissesi olsa, bir adamda bir kölede, o da o 50 hissede bir hisseyi azat ise, kölenin hepsi azat olur. Ya ne bu yapar? O köle artık öteki 49 hisse kimlerin ise, onlar buna tazmin ettirirler, kıymetlerini alırlar o adamda. فَدَلَّ ذَٰلِكَ bu delalet etti ki اَنَّ الْعِتَاقَ azat etmek مَتَا وَقَى فِي بَعْدِ الْعَبْدِ kölenin bazısında ne vakit vakı olursa اِنْتَشَرَ فِي كُلِّهِ hepsine sirayet eder. وَقَدْ رَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ biz Peygamber Efendimiz'i gördük. حَكَمَ فِي الْعَبْدِ بَيْنَسْنَيْنِ iki kimse arasındaki kölede hüküm verdi. اِذَا عَتَقَهُ اَحَدُهُمَا ikisinden birisi azat ettiği vakitte وَلَا مَالَ لَهُ onun mali de yok. يحكم عليه فيه بالضمان Peygamber Efendimiz ona daman ile hükmetti. بِالسِّعَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ köleye sıayetle emretti. فِي نَصِيبِ الَّذ۪ي şu bir kimsenin nesibindeki lem yuatif azat etmedi. Birisinin bir köle iki adamın arasında. Birisi azat etti. Birisi etmedi. Köleyi azat etmeyen adamın hakkı zayi oluyor. Azat eden sevap kastederek azat etti. Ya öteki ne olacak? Onun hakkı zayi olmuyor. O azat edene deriz ki senin malın var mı yok mu? Malın var. Öyleyse bunun şeysini ver. Bu adamın hissesini ver. Kölenin yarısı kaç ne kadar eder diyelim? 5 milyar bu adamı öde. Fakir olsa da ödeyecek, zengin olsa da ödeyecek. Yalnız zengin olursa kendi malından öder. Fakir olursa öder, ondan sonra köleye der ki haydi git çalış. Bu 5 bin riyali bak senin borcun, ben ödedim. Çalış getir bana. Resulullah Efendimiz o azat eden adama da bu hakkı veriyor. Öyle o yarısını azat etti, yarısını etmedi. Fakat köle hürriyete kavuştuğu gibi öteki azat etmeyen adamın hakkı zayi olmasın diye azat eden adam köleden ister alır, köleyi çalıştırır, parasını alır. Ona da sa'i derler. Sa'i fil gîme. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ bununla sabit oldu ki اَنَّ حُكْمَهَا اُولَٰئِ الْعَب۪يدِ فِي الْمَرَدِ كَذَٰلِكَ işte hastalığında 6 köleyi azat edenlerin, azat edenin hükmü de budur. وَاَنَّهُ لَمَّ اسْتَحَالَ وَقْتَكِ مُحَالُ oldu. اَنْ يَجِبَ عَلَى غَيْرِهِمْ bu 6 köleden başkasına vacip ola. دَمَانُ مَا جَاوَدَ السُّلُسُ sülüsü tecavüz eden kıymetin ziyadesi. اَلَّذِي لِلْمَيِّتِ ki meyyit için sülüs vardı ya, o sülüsü veren adam vesiyet etti. Bazat oldu. Peki o sülüsten gayrisinin damanı kime ait? Başka bir adam üzerine yüklenilir mi? Yüklenilmez. Kölelerden başkasının üzerine yüklenilmesi muhal oldu. Ki o meyyit öyle meyyit de ki en yusiye bihi. Sülüsü mali meyyit idi. Ki o vesiyet etmek de onun hakkıydı. Ve yumellikehu fi maradihi men habba min kıymetihim. Yahut da kendi marazi mevzunda istediğine temlik etmek gene hakkıydı. Sülüsü mal madem onun hakkıydı, istediğini temlik edebilirdi. Bu da kime temlik etti? Kölelerin kendilerine temlik etti. Onların kalan ikişer, üçte iki hisselerini de başka birisinin üzerine yüklemek muhal oldu. Ne oldu? Vecebe vacip oldu. Aleyhim köleler üzerine es-sa'yetu çalışmak fi zalik bu işte iki hissesi üzerinde lil vereseti vereseye çalışmak onlara vacip oldu. Bu kimin kavludur? Ve hâdâ kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahimehumullahu teâlâ. Bu üç imamın kavli de budur. Vallahu teâlâ a'lem ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli ve sahbihi ve sellem.